Şimdi siz benim değil, bu kadının mı yanındasınız? Hadi ya, o kadar belli ettik mi? Yani beni değil, bu kadını mı tercih ediyorsunuz? Ne oldu anne? En güvendiklerinin başkasını tercih edip gitmesi nasıl bir duyguymuş, onu mu anladın? Siz hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Şimdi bu kadın sizi seviyor zannediyorsunuz ama sadece aşık olduğu adamı elde etmek için melek rolü oynuyor. Farkında bile değilsiniz. Şule, daha fazla konuşup da kendini rezil etme. Hiç düşünüyor musun öz kızlarım niye bana sırt çevirdi acaba diye? Daha hala beni suçluyorsun. Sen beni yargılayacak son insan bile değilsin. Kocamla sevgili olmuş bir de suç sende mi diyorsun yani? Evet. Evet anne. Aynen öyle söylüyor. Yeter ya, yeter. Sen bizi, öz kızlarını bırakıp başka bir adama gittin. Sırf pişmanlığına olan inancımdan ben senin yanında oldum. Sen Yıldız ablayı düşman ilan ettin. Sana olan sevgimden ben de öyle sandım. Ama sen hiçbir zaman yıktıklarını tamir etmeye çalışmadın. Gökçe, sen de mi bu kadına inanıyorsun? Evet. Ben de anne. Hatta en çok ben inanıyorum bu kadına. Babamı kimin gerçekten sevdiğini, bizim gerçekten üzülmememizi kimin istediğini biliyorum artık. Sizi en çok ben seviyorum. Annem. Annem ne olur yalan söyleme artık, ne olur. Sen sadece kendini seviyorsun. Bizi değil. Babamın yeniden seni sevmesini de. Bizim senin yanında olmamızı da bu yüzden istiyorsun. Sırf kendin için. Gökçe. Ben diyeceğimi dedim anne. Sen de yapacağını aylar önce yapıp gittin zaten. Artık konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Eserinle gurur duy Yıldız. Bir kadının önce kocasını, sonra da kızlarını elinden aldı. Tebrik ederim. Ben sana hiçbir şey yapmadım Şule. Sen ne yaptıysan kendi elinle düşman ettin kızlarını kendine. Er ya da geç asıl düşman ortaya çıkacak. Ama o zamana kadar ben zaten seni çoktan yaptıklarına pişman etmiş olacağım. Güle güle tatlış. Kızlar, bu biraz ağır olmadı mı? Öz annenizi kovdunuz. Bu hikayede ona yer kalmadı ki artık. Annem kendi kaderini aylar önce tayin etti zaten. Biz bir şey yapmadık. Olsun. Ne olursa olsun. Öz anneniz o sizin. Evet. Bunu onun da hatırlaması gerekiyordu. Ah, bu yüzden şu saatten sonra artık Kuzey ve Yıldız aşkına odaklanıyoruz. Tabii ya. Sen yeter ki babamı bırakma Yıldız abla. Onun kırılan gururunu tamir etmeye hepimiz yardım ederiz. Nasıl olacakmış o? Sen bir kere kaleyi içten fethettin. Sen bizi kazandın. Gerisi çok kolay. Bak sen. Kenafir bağa teslim oldun yani. Ya sana teslim olmamak mümkün mü? Minnoşum. Kız siz de gelin ha. Oo kuzularım benim ha. Evin barkın yıkılsın Yıldız yani. Şuna bak ya. Benim aslanlar gibi kardeşimi ne hale getirdi? Seferim yeter. Beddua ettiğin kendi bacın. Ya bırak böyle bacı olmaz olsun yani. Şu hale bak ya. Benim kral kardeşim, aslan kardeşimi böyle bozuk para gibi acımadan harcadı yani. Vallahi affetmem. Bana bak lan. Sen affetsen ben affetmem. Ne oluyor lan? Haydi dur. Sen... Hayırdır şöyle? Ahırını mı şaşırdın? Kuzey öküzü ve ekürilerinin bu ahırda olduğunu söylediler bana. Haydi korkma ben buradan göğsüme az fazla kurma. Odun alabiliyorsan yanan bir odun ver bana. Şöyle, akşam akşam sinirim tepemde bir de seninle uğraşmayayım. Uğraşacaksın canım. Bu saatten sonra sadece benimle uğraşacaksın. Allah Allah. Nasıl olacakmış o? Sen ve senin kınalı yapıncağın bir olmuş. Kızlarımı bana düşman ettiniz ya. Bu saatten sonra en büyük kabusunuz benim. Ne oldu canım? Pişmanlığından yanıp tutuşan, yuvasını kurtarmaya çalışan anne kuş rolünü yemedi mi kızların? Aga demedi mi? Sen bir şey mi dedin Naide? Hayır efendim, ne alaka? Biz aramızda konuştuk. Ben onu sana sonra alırım o istediğin şeyi sonra. Kızlarım benim gözümün içine baka baka beni kovdu. Gökçe bile Yıldız'ın yanına geçti. Anam! Aferin benim askerlerime. Hadi size iyi günler. Çık! Çık! Ben şey yaparım seni, ararım. Çık! Ayıp ya! Saygısız! Ben buradayım efendim, ben hiçbir yere gitmiyorum. Zaten Yıldız'ı küçüklükten beri hiç sevmem, kenafirdir o. Oğlum sen ne saçmalıyorsun lan? Bundan mı korkuyorsun sen? Bence sen de benden korkmalısın Kuzey. Ne korkacağım ya? İnsanda azıcık utanma, arlanma olur. Sanki birkaç ay önce terk edip giden benmişim gibi bir de hesap soruyorum benden. Yeter be! Gittimse gittim. Sonra da pişman olup geri döndüm. Hiç mi ikinci bir şansı hak etmiyorum? Senin Yıldız'dan istediğin o ikinci şansı ben. Çocuklarının anası olan ben hiç mi hak etmiyorum? Etmiyorsun. Terk etmek suçsa sen Yıldız'ı 20 yıl önce terk etmedin mi? Pişman olup geri gelmek ayıpsa sen geri gelmedin mi? Seninle benim ne farkımız var? Şöyle bir farkımız var canım. Ben o hatayı çocukken yaptım. Sen 3 tane kızın varken bunun telafisi yok. Bunu kafana sok. Sen de şunu kafana iyice sok. Benim kaybettiğim bir savaşta senin kazanma ihtimalin yok. Benim acı çektiğim bir hayatta senin mutlu olma ihtimalin yok. Anladın mı? Anladım. Saçmalıkların bittiyse hadi buzlu badem. Sağdan. Senden asla boşanmayacağım Kuzey. Benden özgürlüğünü dileneceksin. Ama o özgürlüğü sana asla vermeyeceğim. Ne yapacaksın? Turşumu mu kuracaksın? Asıl savaş şimdi başlıyor. Anlıyorum. Hadi abi. Ne yapıyorsun ya? Bunun pimini çektin şimdi. Biz bundan çekeceğimiz var bizim bundan. Oğlum sen niye bu kadar korkuyorsun Şule'den? Baba ha sana bir şey soracağım. Sen bu kadın ama kadın diyorum. Şule Hanım'da dayak yedin mi daha önce? Yok. İyi o yüzden böyle rahatsın zaten. Kadına neler dedin? Kışkırttın Zeyna'yı. Bundan sonra olacaklara hazır ol yani. Sen Şule'den dayak mı yedin? Sen makaranı yap. Dayak değildi o. Kadını koyamadın. Başka bir şeydi o. Tabii. Ben öğrettim ona dövüşmeyi. Stilimiz aynı. Aferin. Senin stilini seveyim ben. Ya kızlar, biz böyle keyifle çay içiyoruz da annemin mevzusu asıl şimdi başlıyor. Başlarsa başlasın abla ya. En fazla ne yapabilir ki? Askerlerim benim. Canım fındıklarım. Gel. Sen bile boncuk gel. Gel. Ay canlarım ya. Canlarım. Canlarım benim. Dur Naide abla ya. Ne yapıyorsun? Demek sonunda o şırttan haddini bildirdiniz he. Sizinle gurur duyuyorum. Yenge. Kızların annesi hakkında düzgün konuş istersen. Öyle ana mı olur be? Ana dedik. Böyle olur. Böyle. Yengecim abartma. Kızlar en büyük düşmanımız Şırtan'ı gönderdiğimize göre şimdi ne yapacağız? Yapacağımız şey belli. Yıldız'la babamın arasını yapacağız. Aferin büyük şekirge, aferin. Bir süredir bir takım çalkantılar yaşayan Kuzey Yıldız aşkını eski şaşalı günlerine döndürmek için elimizden geleni yapacağız. Yenge sen neden bahsediyorsun? O küz o aşkı başlamadan bitirdi. Boşuna kürek çekmeyin. O küz yıktıysa biz de yeniden yaparız. Yaparız. O gargamel burunlu inatçıysa biz de inatçıyız. İnatçıyız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. O zaman Voltran'ı oluşturuyoruz. Voltran. Şimdi siz dost doğru Kuzey cephesine askerlerim. Aman ha, cepheyi boş bırakmaya gelmez. İki gün de azıcık bu banzı yumuşattı ne? Haklısın. Hadi canım. Çok yakışmış kazan. Ya teşekkür ederim. İyiyim sana minnoş. İyiyim. Hadi görüşürüz. Oh. Ay Yıldız benim çok fena ya. Ya yenge senin de sürekli bir yerlerin ağrıyor ya. Kızlar biz böyle bir gazla çıktık da evden. Babama ne diyeceğiz? Kendine gel diyeceğiz. Sen Kuzey'sin, Yıldız'ını terk edemezsin diyeceğiz. Ya iyi de biz daha demin bu evden Yıldız ablanın haddini bildirmeye çıkmamış mıydık? Ne ara böyle olduk ya? Aman ne bileyim ben ne ara böyle olduk? Bu Kuzey ile Yıldız'ın aşkı bir de bizim fabrika ayarlarımızla oynadı. Tamam kızlar, vazgeçmek yok. Babam ikna olana kadar pes etmeyeceğiz, anlaşıldı mı? Hadi yürü Mine, yürü. Oğlum çarpacağım bak ağzına, gülme artık. Oğlum sen lisanslı dövüşçüye niye bulaşıyorsun ya? Ne bileyim ben lisanslı olduğumu bilsem zaten bulaşmam. Salak değilim herhalde. Lan. Ha. Babacığım. Babişko. Daddy. Hayırdır? Yıldız'a ağzının payını verdiniz mi? Tabii canım. Öyle bir verdik ki ağzının payını. Ondan mı ananızı kovdunuz? Tamam yani her şey düşündüğümüz gibi gitmemiş olabilir ama... Kız! Kıvırıp durma şurada lafı. Oğlum bunlar direkt Yıldız'ın etkisi altında kalmış, ben anlarım. Taraf değiştirmiş bunlar direkt. Ha, Yıldız'ın tarafına mı geçtiniz şimdi? Yani babacığım şimdi Yıldız'ın tarafı demeyelim de biz aşkın tarafına geçtik diyeyim. Lan! Öyle bir taraf yok. Oy verme etkilemeye çalışıyorlar seni. Yıldız benim gururumu ayakları altına aldığı an... O taraflar uçtu gitti. Tamam babacığım, haklısın. Ya biraz ileri gitmiş ama gerçekten çok pişman bak. Kızlar, siz beni tanımıyor musunuz? Ben de son pişmanlık fayda etmiyor. Sabrederim, sabrederim. Bitmişse bitmiştir. Bitmişse bitmiştir. Bitmiştir. Adamı deli ettiniz ya. Ya istenecek şey var, istenmeyecek şey var. O kızın yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı kırmızı kafanın. Benim beynim hala işine sallanıyor, oturmadı yerine benim beynim. Ya Sefer abi sen de yangına körükle gitmesen. Kızım, yangın mangın yok. Yandı, bitti, kül oldu. Hayır, biz bu aşkın küllenmesine asla izin vermeyiz. Babacığım, biliyorum sen inanmıyorsun. Ama Yıldız abla gerçekten çok pişman. Oy verme kendini, sakın oy verme, yalan konuşuyor. Ne olur ona son bir şans versen ha? Bitti dedim! O kadını savunup durmayın bana. Yeter be! Yeter ya! Adımı hasrettiniz kardeşim o benim ha! Bundan sonra Kuzey Yıldız aşkı diye bir şey yok. Artık bundan sonra Sefer Kuzey Pampalığı var. Adımızı altın harflerle tarihe yazacağız. O kırmızı kafa da görecek gününü. Gel lan. Sefkuz! Uy Sefer abi ya. Sefer haklı. Bundan sonra benim için aşk meşk bitmiştir. Ben pampamla takılacağım artık. Baba Allah aşkına bir inat uğruna bunca yıllık aşkı hiç mi edeceksin? Kızım demin ne dedim ben? Şu kadını bana savunup durmayın. Savunacağız tabii. Biz Yıldız ablanın aşkına inanıyoruz. Evet, Yıldız ablayı yedirtmeyiz. Defolun gidin onunla yaşayın o zaman. Ben bu evde 04 yıldızcı istemiyorum. Gidin ona SMS atın. Ama babacığım... Aması maması yok. Hadi naş. Gideriz bak. Gidin. Gidiyoruz. Git. İnşallah da pişman olursun. İnşallah. Amin. O sarı yok mu? O sarı, o çıyanın başı o sarı. Tamam abartma. Ya Pampa bu arada biliyorsun ben ölümüne Kuzeyciyim. Tabii lan ben senin ne kadar bebeksi bir kişilik olduğunu bilmiyor muyum ya? Oğlum bu arada bir şey diyeceğim lan Kuzey. Yani Yıldız'ın 4 senin 5-0-5 falan bana da bir numara verek lan. 3. 3 mü? 3 az lan. Benim 52 olsa... Ya olmaz mı? Seni mi kıracağım lan? 52 sefer. Bak sen benim askerlerime. Demek analarının gözün yaşına bakmadan kovdular he? Öyle oldu vallahi. Ben bile acıdım kadına. Aman Yıldız. Neyine acıyorsun ya şırtanın? Az bile yapmışlar. Ah. Kızlar, ne oldu? Sana anne diyebilir miyiz Yıldız abla? Diyebilirsiniz. Ne? Babam bizi evden kovdu. 04 yıldızcılarla işi olmazmış. Sen de kalabilir miyiz? Tabii kalabilirsiniz. Aa hep beraber sığışır yatarız. Vallahi mı? Ay sığar mıyız ki? Ne demek sığar mıyız? Yıldızcılar olarak yıldızın yatağında sığışık yatarıyoruz. O kadar da değil yenge. Ayarlarız ama bir şekilde. Siz benimle gelin şimdi döşekleri indirelim aşağı. Ne? Hemen mi uyuyacağız? Kış akşamları erken yatılır, erken kalkılır. Haydi marş marş. Yolu biliyorsunuz zaten ha. Naidem. Aşkım. Saçlarına kurban oldum. Dönsene bana yüzüne. Burnunun kemerinde dayak yaptı. Güzel burnu. Bu ne lan? Lan! Oğlum! Ne yapıyorsun? Ne yapacağım ben? Naide sandım. Özledim oğlum karımı. Öyle mi? Özlediysen bacın da karın da o tarafta. Tarafını seç. Yeter ya. Yani gerçekten sana ayıptır yani Kuzey. Sana sevgimi daha nasıl ispat edeceğim ben anlamadım yani. Şurada yanında yatıyorum ya. Kuzu gibi ayrılmıyorum yanından yani. Tarafımı da seçemem. Aç karnına taraf mara seçilmiyor. He. Açız değil mi? Ne yapacağız ya? Aha. Oğlum ben sana çok güzel bir kahvaltı yaptıracağım lan. Vallahi buna sen mi hazırlayacaksın? Yok. Benim alınacak intikamlarım, yapılacak planlarım var. Ne yapacaksın lan? Yıldız'ın en büyük korkusunu, uyanıkken bile gördüğü kabusunu gerçekleştireceğim. Yıldız'ın en büyük lan oğlum deli misin lan kız? Aklını kaçırır kız, delirir kız. Benim de amacım o ya lan. Bağırma lan. Tekin tarafındasın. Oğlum yeter bana taraf deyip durma vallahi vuracağım ağzına. Ne yaparsan yap. Tamam yürü ava gidiyoruz hadi. Ne avı lan? Nereye gidiyoruz? Samanlığa. Samanlığa mı? He. Yıldız. Kuru kuruya çay mı içeceğiz ya? Ya Yıldız abla, ben sabaha kadar rüyamda senin o tatlı mı tatlı, yumuşak mı yumuşak, ağızda dağılan peynirlerini gördüm. Bu ne ya? Vallahi ben de şu an kuymağa ekmek banmak için bütün servetimi verebilirim. Midemden gelen sesleri duymayan yoktur herhalde değil mi? Yok, ben duyuyorum. Bak. Ya Yıldız ya, tabak çanak mı kemirecek? Hey. Kız ben misafirlerimi aç bırakır mıyım? Hele de böyle kıymetlilerini. Kahvaltılıklar geldi. Aha gel Esma gel. Ay peynire bak be. Aç. Güzel. Ay. Mine yumurtayı ver gireyim size ha. Ay. Sucuklu yumurta yap bari Yıldız abla. Ne olur ha? Organik mi bu? Organik he. Bunu sevmiyorum balgam. Zeytin de alayım. Ne yapacakmış? Bal da gel, bal da gel. Aman o öyle. Yemem değil, ben şimdi çok olur. Başka var mı istediğiniz bir şey? Yıldız içeride mi? Dediler. Kahvaltı yapıyorlar. Hem de böyle ballı kaymaklı yayla kahvaltısı felaket. Oğlum ben sana bunu mu sordum? Sormadın da yani acacına hafiyelik yaptırıyorsun. Oğlum öleceğim acımdan önce bir şeyler yiyek ya. Tamam sakin ol. Birazdan o mükellef sofranın başında sadece sen ve ben olacağız. Sevkuz olarak. Çekil önden. Kim o? Kuzey Öküzü. Ne var? Niye geldin? Sana bir sürprizim var. Ya canım babişkom. Sonunda kıymetini anlamış. Ay ne sürpriz yaptık ki acaba? Bence hediye aldı. He Kuzey öküzü. Onun aklı 2 günde başına gelseydi. Yıldız tamam beni içeri alma. Hediyemi kabul et bari. Yıldız abla ya hiç mi merak etmiyorsun? Ne sürpriz ula? Çok güzel bir sürpriz. Hadi donacak artık hadi. Yıldız kendini düşünmüyorsan şu zavallıları düşün. Garibanları düşün. Biricik yengeni düşün. Anam severim. Ne var ula yine sabah sabah ne sürprizi? Tavşan mı aldınız yıldızıma? Maymun? Yıldız. Ben sana... Yine başlama Kuzey. Ayı. Ayı. Ben sana... Yine mi? Kurt mu? Ben sana bunu getirdim. O ne? Senin için önemli. Ya Allah Allah. Ne var içinde? Diyorum ya. Senin için önemli bir şey. Bak. Ana elimden kaydı ya. Çok yaşa. Onu beni bırakıp gitmeden önce düşünecektiniz. Dönekler, 04 yıldızcılar. Attın mı lan? Sefer. Ulan sen biliyor muydun? Sana anlattım ya camdan böyle bir sürü hayvanlar dedik falan bilemedik. Ben alırım seni gel korkma. Gel atla. Burada burada hadi. Ayağının altında yerde. Dur kız. Aha. Burada burada. Bak güzel fikir. Geliyor, geliyor. Geliyor. İki, üç. Ne var ya? Allah gülme. Ben en çok fareden korkuyorum. Allah seni kahretmesin. Allah seni kahretmesin. Var. Çıkın bana elini dışarı. Çabuk çıkın. El üstümden. Çene gibi yapışmış şuna bak mı lan? Ne yapacağım ulan? Çıkar beni dışarı! Yıldız son kere söylüyorum. Üstümden inmezsen seni atarım. Kafa üstü atarım. Vallahi atarım. İnmeyeceğim. O zaman atıyorum. At. Oh. Püh. Ulan size yazıklar olsun. Aa, nasıl gireceğiz biz bu eve şimdi? Bence siz girmeyin hiç. Niye biliyor musun? Fare kardeşler böyle oranızı, buranızı, ağzınızı, burnunuzu ısırır. Ne kadar kıkırdak varsa hepsini kemirirler. Ağzınız, burnunuzu kalırsınız. Ula bu yaptığınız insanlar sığar mı? İnsanlar sığar mı? Sen onu benim odunlarımı çalmadan, sonra da üstüne beni ihbar etmeden önce düşünecektin efendim. Kırmızı kafalı keçi. Kuzey'im ben, Kuzey. Sana bu odunları yaktırır mıyım zannettim ben. Seferciğim, peynir almaz mısın? Alırım bir daha. Görürsün ula. Görürsün sen bak ben sana daha neler edeceğim. Ya he. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Sefer ya sana ne demeli? Utanmıyor mu ula karın burada açken dokunmaya? Nade ben senin için elimden geleni yaptım ama bak. Savaş koşulları malum. O biz ne yapacağız şimdi ha? Bari birazcık yemek versene. Olmaz mı? Benim güzel kızım, akıllı kızım. Çok haklısın ya. Dur. Oğlum az var zaten. Verme peyniri falan. Sefer lütfen müdahale etme. Salatalık ver. Hayır. Öyle peynir o ya. Az koy bari. Al. Mickey. Mickey Toy. Hadi yemeğini hazırladım annem. Yoruldum oğlum. Çık da şunu ye hadi. Dalga geçme bari baba ya. Geçsin o dalgasını geçsin ha. Son gülen iyi gülecek. Yürüyün kızlar. Haydi mandıraya. Kahvaltının hasını yapmaya. Ben de geleyim mi kız? Yok Sefer Reis. Sen orada otur Mickey'yle zıkkımlan. Tamam. Esma sen daha Şükrü'yü ara. Gelip ay adını bile söyleyemeyeyim. Aa bunlar dışarı çıkarsın. Hemen arıyorum abla. Fare değil onun adı. Onun bir adı var. Mickey. Sağ demediyoruz, sağ sinirlenme. Ne kadar komik abi. Zıkkım olsun ha. Sağ ol. Baba, şuradan montlarımızı ve ayakkabılarımızı verir misin? Kızım, ben taş kalp gibi adam mıyım? Girin alın, ne var yani? Sen versen olmaz mı? Tamam, hadi ben vereyim. Oğlum otu soğuya çaymayın ya. Bir yemek yedirmedin buza. Şükrü! Şükrü! Emret kumandanım. Ula Şükrü bu ne hal? Savaşta yeni bir cephe açılmış diye duydum kumandanım. Ben de o cepheyi almadan Allah'ın izniyle geri gelmeyeceğim. Ne? Hadi azmanı anladık. Kıyafetlerin de tamam diyelim de. Aa tüfek ne? Ay fareleri böyle kurşuna dizmek içindir. İcabında onu da yaparım. Şükrü saçmalama ola. Evimi delikleşik mi edeceksin? Aa bırak o tüfeği. Ya ama abla. Aması maması yok. Bırak Şükrü haydi. Kumandanım ya. Ay sen ne kadar minnoş, ne kadar tatlı. Oha ya. İçinden aslan çıktı bunun. Yıldız ablamın kedisi. Belli belli. Şükrü haydi. Emredersin kumandanım. Hadi kazanız mübarek olsun ha. Yakalamadan gelmeyin. Haydi kızlar mandıraya kahvaltı edeceğiz. I'm so hungry. Annem. Oh. Oh. Oy. Oh. Çok güzel yedik yalnız. Hakikat pampa ya felaket yedik ha. Acayip yedik. Kuzey, sana bir şey soracağım lan. Yıldız deme de ne dersen de. Şule diyebiliyoruz mu? Dersin tabii oğlum. Ben onu sildim zaten. Hiç umurumda bile değil. O seni silmedikten sonra pek bir anlamı yok ama kadın boşanmayacağım diye tutturdu. Ya oğlum siz Şule'yi hiç tanımıyorsunuz ya. O böyle en sevdiği yemeği yaparken sıkılır, ocağın altını kapatıverir. Ne bileyim en sevdiği filmi izler, hop uyur. Çünkü sıkılmıştır. Anladın mı? Benden de sıkılacak, bu durumdan da sıkılacak. Boşanacak ya. Vallahi seni bilmem de ben bu Şule'den korktum yani. Senden boşansa bile bu kadın bizim başımıza bela alacak ya. Seni bayağı korkutmuş ha. Ne yaptı? Fena dövdü değil mi? Bırak Allah aşkına ya. Hiç hatırlatma. Şu an hatırladıkça yeniden yiyormuş gibiyim o dekmeyi, yumruğu. Manzaraya bak ya. Cennet gibi bak. Ey yavrum be. Norveç desek beğenirsiniz amma. This is Urdu. Yalnız burada biraz daha durmaya devam edersek kardan bacana döneriz ha. Hadi gidelim. İnşallah kahvaltı yapmamışlardır ya. İnşallah. Vallahi ben de kurt gibi açım ha. Şu an ne olsa yerim. Sen bence önce bir ara sıcak yiyecek gibisin bacanak. O ne demek ya? Ya dayak. Dayak niye yiyorum ki ben? Zaten sizin yüzünüzden 300 tane Mollaoğlu üstümden geçti. Bir kişi hariç. O da Kuzey abi. Baksana arabası da buradaysa geçmiş olsun. Seni tanımak güzeldi be bacanak. Siz bilmezsiniz tabii. Kuzey abi bize saldıran 300 tane Mollaoğlu'nun öncüsüdür. Vakti zamanında ilk kurşun o sıktı bana. O ne demek bacanak ya? Vurdu mu seni? Ya beni vurmadı da bana bir sağlam vurmuşluğu var. Bir tokat çıkardı. Neye uğradığımı şaşırdım. Maşallah elleri de kürek gibi. Bacanak o zaman sen hayırdır bu rahatlık nereden geliyor sana ya? Tokat arsız falan mı oldun? Tokattan koksak Karadeniz kızı sevmezdik. Hadi bakayım. E hadi biz de gidelim hadi. İyi bari gidelim hadi. Hadi yürü. Beni de böyle erittin ruhim. Yok kız, bu soğukta yağın eridiği nerede görülmüş? Vallahi bana soğuk işlemeyi. İçimin yağları erim eriyi. Nasıl eriyi? Böyle işte. Sen bana böyle bakınca içimin yağları eriyi, sularım denizlere karışıyı. Güzel bakayım değil mi? Hem de çok güzel. Hayırdır Yıldız? Hayırdır? Çay içmeye geldim, gelemem mi? Gelirsin canım, ne kızıyın? Rahatsız ettiysem gideyim. Yo sen birden gelince o şaşırdı öyle. Ne oldu sana? Niye sinirlisin bu kadar? Yoksa Kuzey'le bu sefer de kahve yüzünden mi kavga ettiniz? Gülme Fadik. Öküz bağ yapacağı en büyük kötülüğü yaptı. Demre, Sole'ye mi gitti? Yok kız, daha kötü diyeyim. İki ayaklı, iki kulaklı minik canavarlar yok mu? Tamam, Şule işte. Şule demeyeyim ula, daha beteri. Fare yok mu? Fare, onlar evime saldı. Uy. Daha hala düşününce bile vücudum kaçınıyor ya. İnsan düşmanına yapmaz bunu be. Bu sefer hakikaten çok ileri gitmiş. Ruhi, sen daha hala hava çıkıyorsun mu? Çıkayım. Hatta ben de çıkacağım. Şimdi tam ördek zamanı. Ben de çıkacağım ama. Ördeğe değil, ayı avına. Bana yardımın lazım. Ayı mu? Ayı. Sen şimdi Sefer Reis'sin, ben de o şeyim. O Şule'yim, o yılanım ben de. Tamam. Geberteceğim seni, bölüm sonu canavarı. Sen benim dengim değilsin. Git başımda. Dengin değilim ha. Seni 3 hamlede yere çalacağım. Sefer Reis'im ben, Sefer Reis. Neyse oralara girme. Benim Nicole Kidman benzeri karım var. Delirtmeyin lan beni! Oğlum... Siz ne yapıyorsun lan manyak? Sakın ha! Ordu Smackdown! Evin balkon yıkılsın Kuzey! Benim! Oğlum, güzel misin burada? Rol icabı da olsa Şule'yi yere serdim. Neden? Seni adam gibi adam Kuzey oynadı. Çık lan! Oh! Siz ne ara geldiniz lan? Biz rahatsız ettiysek çıksak mı acaba? Ne işiniz var burada? Babyface, ben daha bu evden seni kaç kere kovacağım oğlum? Ne oluyor ya? Bu çocuk kim? Allah, Kuzey abi Ömer'in amel defterini kapatacak şimdi vallahi. Amer kim lan? Biz demiştik vallahi abi. Cevap ver lan! Ben sana kızımın peşine dolaşmayacaksın demedim mi? Dedin ama biz o zaman Feride ile... Bak hala Feride diyor. Abi açıklayayım yani, bir izin ver şimdi biz Feride'yleyiz. Oğlum bir daha Feride dersen... Ya ben Feride demeden nasıl anlatabilirim ki Feride olayını? Ömer, senin o kafanı kırarım. Odun diye burada yakarım, anladın mı beni? Ya Kuzey, oğlum bırak. Haydi bu çocuk kim bu çocuk ya? Sen karışma Sefer. Abi bak sen gerçekten çok yanlış anladın. Biz senin büyük... Bak. Maşallah ben de az önce o ellerden bahsetmiştim. Oğlum, senin o baby face'ini var ya, scar face yaparım lan ben. Kuzey, ver! Ver! Bu kim bu çocuk? Lan! Oğlum, geberteceğim lan hepinizi. Geberteceğim lan! Bunlar nedir ya? Burada! Çıksın lan! Çocuk kim? Ellerime sağlık vallahi Pampa. Eyvallah Pampa. Sana demiyorum oğlum. Dövdüm ya, ellerim dert görmesin diyorum. Zaten ben Kadıoğlu dövmeden sinirim yatışmıyor artık. Allah Allah. Oğlum sen devamlı benim akrabalarımı döverek mi rahatlayacaksın? Evet. Çünkü delirttiniz beni. Özellikle de o kırmızı kafalı olan Kadıoğlu. Ama bundan sonra kurttan post, Kadıoğlu'ndan dost olmaz. Yeni mottom bu. Mokko ne lan? Sen anlamazsın. Vay be Pampa. Ben de mi dostun değilim yani? Yok oğlum. Sen 05 Kuzey'e sürekli SMS atarak bağlılığını bildirdin. Ne oluyor lan? Kim o? Biziz. Bir tanecik kızlarım. Benim bir tanecik kızlarım falan yok. Evet Dert, çünkü üç tanecikiz. Dert! Kelime oyunu yapma bana. Niye geldiniz siz? Baba girebilir miyiz? Tamam gelin gelin. Siniri geçti bu delinin, gel. Hayır! Çık! Giremezsiniz. İlla kapıya yıldızcılar giremez mi yazacağız? Ya baba yapma ama böyle. Kızların okula gitmesi lazım. Bana ne efendim, gitsinler. Ya ama baba bütün kıyafetlerimiz, eşyalarımız falan burada. Tamam. Girin alın ne alacaksınız. Sağ ol baba. Durun! Dur! Elleri yukarı! Rahat! Hazır ol! Siz nasıl gideceksiniz okula? Her zamanki gibi. Her zamanki gibi diye bir şey yok. O Frodo'nun dolmuşuna binmeyeceksiniz. Bu saatten sonra lastik patlattırmayın bana. Ne yapalım Dert ya? Bizim de bir babamız olsaydı da bizi okula götürseydi. Vay be Dert. Böyle olduk öyle mi şimdi? Babanız yok öyle mi? Hayır babacığım öyle söylemek istemedim. Yani bizim bir babamız var da eskisi gibi değil. Sen öyle san. Eski Kuzey geri döndü. Adam gibi adam Kuzey geri döndü. Bundan sonra böyle. Duydunuz mu kız? Ya bu deveyi güdeceksiniz ya da bu diyardan gideceksin. Bitti. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz Sefer abi. Babamla Yıldız abla barışana kadar da hiçbir yere gitmiyoruz. Uzatma bile. Yıldız'la Kuzey diye bir şey yok. 04 Yıldız orada, 05 Kuzey burada. Ya baba. Baba deme bana. Oğlum sen de şimdi kızlar haklı karar ver. Baba diyorlar, kızıyorsun. Dad diyorlar. Bu arada o dad ölüm mü, baba mı o? Baba. Ha, onu da diyor İngilizcesini mi? Karar ver yani. Hayırdır Pampa ya? Sen gizli yıldızcı mı oldun? Hayırdır? Aşk olsun ya. Öyle şey olur mu lan? Ben öyle şey yaptım. Hadi öylesine dedim. Tamam. Ne alacaksanız alın. Ben bırakacağım sizi okula. Dur oğlum sen şey yapma. Yorulma sen. Ben buradayım ya. Ben zaten Naide'yi köye indireceğim. Bunları da bırakırım. Vay be. Sen gerçekten iyi bir arkadaşsın be. Unutma. Her şey yalan. Tek gerçek Sefer Pampa. Hadi. O sevkus. Bu ne böyle be? Bıcık bıcık. Sensin be bıcık bıcık. Yere git ne alacaksan al. Gıcık. Çık. Bu ne ya? Bu ortanca kız karışmış olabilir. Bak hiç alakası yok onlar. Tam yılan. Nereden karışacaklar? Ne bileyim ben. Şükrü! Şükrü! Emret kumandanım! Ne ettin ula? Operasyon tamam mı? Azman, birinci düşman hakladı, sıra ikincide kumandanım. Aha, o da tamam. Çok şükür ha. Kız Ecem, sen bu adama ne ettiysen sağ yapılacak son şeyi etmiş. Ne o etti ama benim elim armut mu toplayacak Fadime? Ben de onu pişman edeceğim. Ha pişman olacak. Ya boş ver be bacım. Bak bu intikamın sonu yok. Sonunda iyice düşman olacağınız birbirinize. O kendi düşman safına katıldı Fadime. Kendi kendine katıldı. Günah benden gitti. Ya yapmış bir delilik işte. Uyma sen ona. O deliyse ben ondan daha deliyim. Bilmem mi? En büyük deli sensin ben bacım. Öyleyim tabii öyleyim. Ha. Kız hadi donduk ha. Geçelim evet. İçeri. Görev tamamlanmıştır kumandanım. Muzaffer Azman'ımıza vermiş olduğumuz görevi fazlasıyla yerine getirdi kumandanım. Döndür bakayım bana. Karnı da şişmiş. İyi tamam. Haydi ikinizin de eline ayağına sağlık. Sul! Fadime, sen önden geç. Geç haydi. Geçeyim. Yok bir şeydi. şey yok herhalde ha. Huy. Ah çok şükür. Lan niye öldü Yıldız abla? Elinin körü oldu. Çıkar başını. Oy! Ula parmağım kopacaktı. Ne işi var bunun burada? Ya ben bunu mayın niyetine koyduydum. Önlem olsun diye Yıldız abla ya. Önlem aldığını bana niye demiyorsun? Git benim başka ellerimi kıstırmadan topla kalanları. Ula Kuzey. Aha ben de seni böyle inim inim inletmesem bana Yıldız demesinler. Sakin ol Yıldız, sakin ol. Deme Fadik, bana Yıldız Mıldız deme. Ben bu ayıyı kafanlara kıstırıp inim inim inletmedikçe kimse bana Yıldız Mıldız demesin ha. Acıdı. Ya ben barıştığımızı biliyor sanıyordum. Sen niye söylemedin? Anne. Kuzey abi seni fena benzetmiş ha. Emme şanslısın. Esma yemek servis geldi. Bir şeyler atıştır da kendine gelirsin. Sağ olasın Esma abla ama ben hiç almayayım. Yiyeceğimi yedim zaten. Sende de hiç akıl yok he. Bilin adamın sana gıcık olduğunu. Niye hala karşısına çıkayım? Ben de onu soruyordum şimdi. Niye söylemedin Feride? Yoksa duygularından emin değil misin hala? Ömer ne alakası var? Ben babamı tanıyorum. Yani haberi olsa da sen o dayağı yiyecektin. Niye ya? Şimdi babam seni nasıl kızımın kalbini kırıyorsun diye dövüyor ya... ...o zaman da niye barışsınız diye dövecekti. Ha, ben ille yiyecektim bu dayağı yani kaçarım yok. Olsun be Feriden. Ben senin için günde 3 öğünde dayak yerim. Az kaldı bak ben hissediyorum bunlar senin son dayakların. Sağ ol ya içim çok rahatladı şu anda. Siz böyle çok güzel oldunuz ya. Aynı Şükrü'yle benim ilk günlerimdeki gibisiniz. Allah tamamını erdirir inşallah. Amin. Bu bir evlenme teklifi mi? Ömer ya başlama yine. Her şeyi de evliliğe bağlama. Biz kapatmadık mı seninle bu evlilik mevzusunu? Yani evet ama... Aması falan yok Ömer. Zaten babanla en olmadık yerde bir otel odasında tanıştık. Benim hakkımda çok yanlış düşünüyor. Yani ben de onu diyorum işte. Evlenip karşısına çıkarsak her şey çok farklı olur. Yanılıyorsun. O zaman mecbur kaldıkları için beni kabul edecekler. Ben böyle bir şey istemiyorum ki. Peki birkaç günlüğüne Antep'e gitsek? Antep'e mi? Hı hı. Yani doğduğum, büyüdüğüm yeri görmek istemez misin? Ya deli misin? Tabii ki çok isterim. Ama babam izin vermez ki. Ya baksana daha barıştığımızı söyleyemiyorum. Antep'e gideceğimizi nasıl söyleyeyim? Sen de başka bir yere gidiyorum dersin. Ömer, babama yalan söylemeyeceğimi biliyorsun. Maalesef biliyorum. Ama gerçekten bayılırsın oralara ya. İlk gittiğimizde küşleme yeriz. Ardından kıyma kebabı, nohut dürüm, beyran. Tabii baklavayı unutmamak gerek. Ömer hani biz senin çocukluğunu geçtiği sokakları gezecektik. Ne ara mangalcı dahiye bağladın? Haklısın. Gerçi yemeklerin aslında annemin elinden yiyeceksin. Ayrıca annem sana bayılır biliyor musun? Tam onun hayallerindeki gelinsin. Allah Allah ya. Nasıl bir gelinmişim ki ben? Yani böyle işte akça pakça, kara kaş, kara göz, tertemiz bir kızsın. Her şeyden önemlisi dünyanın en dürüst insanısın. Ben miyim şimdi? Evet. Kendine bir de benim gözlerimden bakabilsen neler görürsün neler. Ya Sefer abi çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu sana da. Tamam hadi Allah zihin açıklığı versin. Hadi naş. Ay gülüm bu senin. Bu da senin. Aa Naide abla bu ne ya? Sefer mı? İşçi miyiz biz Allah aşkına? Bir nevi işçi sayılırsınız değil mi? Bu tasarım birinde sulu yemek, birinde pilav, birinde tatlı var. Bir de küçük bir sürpriz koydum. Bayağı tabulda olacak mısın sen? Süper ya. Muhabbet olsun. Oldu olacak soğan da koysaydın böyle sıranın üstüne koyar kırıp yerdik değil mi Naide ablacığım? Ya Allah'ım ya. Boncuk bir daha unutmasam onu da yaparım. Yaklaşın bakayım canlarım benim. Maşallah maşallah canlarım benim. Haydi bakalım derse dinleyin öğretmenlerinizi üzmeyin. Ben daha sonra veli toplantısına da geleceğim. Haydi. Hadi görüşürüz. Hızlı durun. Esas diyeceğimi unuttum ya. Bana bakın. Okuldan sonra doğru görev yerlerinize. Öyle havalar soğuk diye dedenizin sıcacık köşküne gitmek yok. Ya ama bu karda kışta çıkılır mı ya aileye ya? Kuzey Yıldız aşkı için uzaya bile çıkılır. Kardan yollar dıgansa da şu alarmı verirse de geleceksiniz. Anladınız mı beni? Anladık komutanım. Aferin size. Hadi bakalım Allah sizin açıklığı versin. Selametle, selametle. Hadi artık direkt oldun orada ya. Gel okul kapanacak. Gir şu arabaya. Oo selamünaleyküm Sefer reisim. Naide yengem. Canım. Saygılar. Hürmetler yengem. Aleykümselam gençler ya. İyi oldu sizi gördüğümüz. Gelin var mı? Harçlık vereyim size. Öpeyim var mı elimi? Hadi. Oh! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sus! Okulun ortasında benim ağzında çalarım bak ha. Oğlum bana bak bir daha Gökçe'nin etrafında görürsem ayaklarınızı kökten keserim bak sizin. Vallahi sen de mi bize karşı oldun be Sefer reis be? Hani biz senin anından canındandık ne oldu? Oğlum salak konuşma. Kuzey'in heyheler üstünde. Bir daha sizi elin alırsa ben bile kurtaramam onun için diyorum. Mine'yi seviyorum abi ben ya. Ölürüm de ayrılmam ondan. Mine'yi seviyorum abi ya. Öşe ya. Sen sus. Önce saçını kestirsin. Vay be Sefer abi be. Sen değil miydin? Bir seveni terk etmek, bir denizi bardak boşaltmak gibidir diyen. Oğlum bak bağıracağını kesme ağzını ortalık gene çalarım bak. Ayrılın demiyorum mesela kal kafalılar. Bütün kadınların canı tehlikede lan. Uyarmak için uyarma maksatlı söylüyorum ben size. Anladık abi tamam o zaman ya. Eyvallah sağ ol. Hareketlere bak çakma mafyalar ya. Alın bakayım akıllı bıdıklar. Bu senin. Aa. Sen ver lan. Ver. Ne yapacaksın saçlarını açıp lüle bir de şeker mi yalayacaksın sokaklarda? Git şu saçlarını kestir önce. At kuyruk. Çık. Ver. Neyse abi. Hadi görüşürüz yengem. Görüşürüz canım. Oh, çalarım ayağına. Yürü git. Ver. Hadi at canım. Saçını kestir önce. Çok güzel onun saçları. Naide bu neydi kız çok güzel ha. Dolalı. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sabır ver. Nerede ya? Nerede olabilir bu anahtar? Ben dışarıda mı düşürdüm ya? Gel! Hayırdır? Aa bunu mu arıyorsun? He onu aradım. Ne oldu? Odunlarımı çalmak yetmedi. Şimdi arabamı mı çalacaksın? Çal ya. Götür senin olsun. Bir ayağını kendi arabana bin, bir ayağını benim arabama bin. Yürü git buradan. Hiç işim gücüm yok da senin anahtarını çalacağım. Kendi geldi bağa. Senden yana çok dertliymiş ha. İçini döktü. Hep orada burada bırakıyormuşsun onu. Ne oldu? Benle konuşamayınca üzülüp delirip eşyalarımla mı konuşmaya başladın? Ben bundan sonra senin için deli delirmek başımı bile ağrıtmam. Tamam boş yapma o zaman. Ver şunu. Al kendin al. Al. Kendin al ha. Yıldız sinirlendirme beni ver şunu. Ben de gel kendin al diyeyim ya. Haydi. Ne işi var burada bunun? Baktım etrafta koca bir ayı geziniyor. Ben de tedbir olsun diye koydum. Niye yaptın bunu zalımın kızı? Bağ ettiklerin yanına kâr mı kalacaktı fareli köyün gavalcısı? Ruhi'ne bakıyorsun oğlum. Gelip çıkarsana şunu. Çıkarma Ruhi. Çıkar. Çıkarma dedim. Çıkar Ruhi. Çıkarmayacaksın ula. Çıkar Ruhi. Çıkarma. Ruhi çıkar şunu ayağım kırılacak ya. Vay Ruhi ne duruyorsun? Çıkarsana kafanı. Kafamı karıştırdılar. Hemen aşkım. Ruhi. Ah. Emir büyük yerden kusura bakma. Ah. Ah. Allah'ım ya. Ruhi, abi bak bakayım şunun ayağını tekrar ha. Ya bırak! Yardımınıza ihtiyacım yok. Aa! İhtiyacım yok sizin. Gurur duy kırmızı kafa. Sakatladın beni sonunda. Kuzey, doktora götürsek bari. Yok, istemez. Ver şu anahtarımı. Aa! 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 İşte sana böyle vicdan azabı olurum Yıldız. Otur ağla şimdi. Telef ettin dağ gibi adamı. Aa! Telef ettin. Aa! Ayım! Aa! Oğlum sen de bayağı dayanıklıymışsın ha. İyisin yani, hiçbir şeyin yok. Canım ayağım. Aa! Şimdi bana bu şekeri verenle sana bu güzelim yemekleri veren aynı kadın mı ya? Naide yengen mi gerçekten? Evet, ta kendisi. Yani en azından bunu verdi. Biberon da verebilirdi. Ben çok sevdim ya. Bence liseliler arasında yeni bir akım başlatabiliriz. Hı? Tabii canım. Bunlar inşaatlarda falan çok moda zaten. İstersen seni öyle alalım. Aa bak! Naide ablanın sürpriz dediği buydu herhalde. Ya ne zaman kapanacak bu okullar ya? Ne zaman tatil oluyor? Çıkmaz ayın son çarşambası. O zaman ya? Düşün. Bari en azından teneffüsler uzun olsaydı da... işte Esaf gözlerim seni daha sık görürdü. He ya, niye herkes bize karşı durmak için el ele tutuşmuş gibi ya? Yaylada baban, burada hocalar bir şeyler yapıyor, ambargo koyuyorlar. Herkesin hayatına kimse karışmasın kardeşim. Yok abi ya, yok abi, yok. Böyle çekirdek kitleyerek zaman falan geçmiyor abi. Bize böyle ne bileyim hareket lazım. Bize böyle adrenalin lazım. Bizim böyle var ya içimizin coşkuyla dolması lazım amcaoğlu. Çok pis gaza geldim şu an ha. Bir şeyler yaptım falan. Aklında bir şey varsa çabuk söyle. Ben diyorum ki madem böyle sık görüşemiyoruz. Günlerimiz de kısıtlı. Gelin hep beraber eğlencenin dibine vuralım. Vuralım. Vallahi kaçalım ne olur lütfen ya. Yok yiğidim yok. Ben hiçbir yere çıkamam. Ya benim devamsızlığım bu boyumu aştı. Neyden bahsediyorsun sen saçmalama? Sen o rapor işini bize bırak. Yengem balduzum. Bizim tanıdık bir doktorumuz var. Tek bir raporla çözeriz o işi. Vallahi var. Yemin ederim var. Hallederiz. Hadi Mine ya. Bak ufacık, masum, küçük bir kaçamak olarak düşün. Ya şimdi ya da hiç. Hadi ver elini asalım bugün okulu. Hadi. Ay iyi tamam o zaman gidelim de. Ya biri babama haber uçurursa o zaman ne yapacağız? Uçurmaz. Karşında bugüne bugün Legolas'ın ordu şubesi duruyor. Hey yavrum hey. Bu bizi tanımamış daha bacanak. Sizi... Ordu'nun hüküm dağına götüreceğim. Hüküm. Orası neresi ya? Boztepe Macera Parkı'na gidiyoruz. Bir daha benimleriyiz. Hadi. Nereye? Çekirdek. Yemekler. Bırak, tamam ya yemekler. Esma sert bas ha iyice. Basıyorum ya abla. Kız sağ öğrettiğim gibi ha hiç boşluk kalmayacak. Abla bidonun dibinde Kuzey abi yok. Zavallı peynirler var. Yavaş yavaş. Yıldız abla! Yıldız abla! Yıldız abla! Yetiş Yıldız abla. Ulan ne oldu? Kıymetliyi çalmışlar. Ne? Emin misin? Eminim tabii abla. Öküz kendisi bağını söküp gitmedi ya. Bir aldı gitti onu abla. Ula bu garda kışta kim çalacak benim kıymetlimi? Esma tabancamı getir. Şükrü sen de davran haydi. Abla dur nereye bu garda kışta ya gözünü seveyim. Zaten kim çaldıysa çoktan etini budunu ayırmıştır. Selamünaleyküm kolay gelsin. Aha. Parçaları ayırmış bile. Ula kafanla uğraşacağıma çekip vuraydım topuğundan seni. Hain! Ne diyorsun sen ya? Evine 2 tane fare saldım diye bacağımı kopartacaktın ya cani. Cani mi? Ula asıl cani senin gibisine derler. Ayağını kafana kıstırdım diye gitmiş kıymetlimi kesmişsin ya. Ne? Boğazında kalsın inşallah. Sen ne diyorsun ya? Kıymetli falan değil. Ruhi'den aldım ben bunu. Kavurma yapacağım. Ah sen deli başını kes lan. Ya ne deli başı kesmesi? Delibaş benim kankam. İnsan kankasını yer mi be? Bu başka biri. Bunun adı yok. Bunu tanımıyorum ben. Aa bu Ruhi'ninse benim kıymetim nerede? Ya sen öküzlerin yularlarını fazla sıkıyorsun. Hayvanlar da kaçıp gidiyor. Anladın sen. Benim öküzüm senin gibi öküzlere benzemez. Aa azıcık yularını sıktım diye beni terk etmez. Benim kıymetimle kendini bir tutma sen. Bu daha iyi günlerin Yıldız Hanım. Elindeki her şeyi tek tek kaybedeceksin. Sen daha bak öyle. Sen beni tehdit mi ediyorsun ulan? Ha? Beni tehdit mi ediyorsun sen? Yo, ben olacakları söylüyorum. Beni ayı tuzağıyla avladığın yetmiyormuş gibi bir de hırsız diyorsun, iftira atıyorsun. İftira mı? Yapmadığın şey mi? Benden intikam almak için yanıp tutuşmuyor musun sen? Yo, artık benden sana kıvılcım bile çıkmıyor be Yıldız. Ne yanması? Hadi beni tutma. Daha kavurma yapacağım. Boğazında kalsın. Evet, müsabakanın başlamasına saniyeler kaldı. Ringin bir köşesinde Karadeniz'in hırçın kızı kendine "Naüdeyim ben" diyen Naüdey. Çaktınız. Diğer köşede ise şırtan bölüm sonu canavarı Şule. Evet, düdük sesiyle maç başlayacak. Karıcığım parçala onu tamam mı? Vur. No pain, no pain. Evet. Ooo, sağ kolu şeyle Navi'de hemen açılışı yaptı. Ringin ortasına fırtınalar kopuyor. Şule adeta dönme dolap gibi oldu. Bir sağa bir sola gidiyor. Evet, Navi'de işaret vermeden vuruyor. Şahane vuruşlar. Evet, Navi'de no pain. Çok güzel vurdu. Evet, evet, Şule de karşılık vermeye çalışıyor ama kifayetsiz kalıyor. Evet, ooo. Şule kafa attı, kafa yoktu. Ooo. Bağırışlar, çağırışlar. Hadi karıcığım sakin, biraz daha sakin. Ha. Evet, vuruşlar devam ediyor. Haydi şeyden çıkma. Ha. Haydi, kestik. Aman şey, haydi. Haydi dur, ne yapıyorsun? Tekne dışarı çıktı. Ah, haydi, benim ya Sefer. Kendine geldin, haydi tamam. Karıcığım, iyi misin? Daha iyi hissediyor musun şu an? Kendine geldin mi? Hı? Sefer, bana ne oluyor ya? Haydi az önce bölüm sonu canavarına dönüştüm ve bana ocana vurdun ya arada birkaç tane. Şöyle şırtama benim belimi 2'ye böldüğünden beri ben kendime gelemiyorum ya. Hakikat ya, benim de sırtım hala tutuk. Kız hakikat bir ara benim şu sırtımı bir cine ya. Ya bu şırtan senin dev gibi seni nasıl çam gibi yere devirdi ya? Ben kadınlar adına utanıyorum. Utanıyor mu? Benden ha? Hadi ben seni utandırıyor muyum? Demeyeyim diyorum ama duramayacağım diyeceğim Sefer. Ya hadi ben sincap gibi kadın yere çaldı da. Ya senin gibi koskoca Sefer kadın oğlum nasıl yere çalıyor ya? Naide, kadın lisansı aikidocu. Aikidocu bu normal bir insan değil yani. Kadının boyu mu önemli, işlevi mi önemli? Olsun. Sen yine de benim büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Erkek dediğin kendini yere paspas eder mi ya? Naide, bana devamlı bu lafı deyip durma. Çocuğum olmuyor diye devamlı erkeklik deyip durma bana. Bunu yüzüme vurma artık. Sefer. Kalbimi kırıyorsun emme. Ben sana bir günden bir güne sen kabahatlisin dedim mi kocacığım? Ben biliyorum. Sen içten içe vurup duruyorsun değil mi? Ne olur gidip bir daha saydırsak şu afacanların. Hı? Hadi inat etme kocacığım ya. Sefer, ben artık bir çocuğumuz olsun istiyorum. Ya Nadi, ben istemiyor mu sanıyorsun ya? Yani küçük küçük seferlerimiz olsun, minik minik nadilerimiz olsun. Ben onlara SmackDown yapmayı öğreteyim. This is ordu diye bağırmayı öğreteyim bebelerimize. Ama olmuyor işte. Bu namussuzların sayıları artmıyor, öyle kalıyor. Bak en son 6 ay önce saydırdıydık. Belki sayamayacağımız kadar çoğalmışlardı. Öyle oluyor mu? Sonradan artıyor mu kız o? Bence artar. Haydi, ağzından bal damlıyor kız. Tamam, gidip saydırak o zaman. İnşallah çoğalmıştır. Hadi şuradan. Oh, oh, oh. Haydi. Oh, mis. Afiyet olsun. Bu nedir ya? Mis gibi mis. Bir de diyor ki, bu diyor benim kıymetlim olmasın sakın diyor. Ya arkadaş, senin kıymetlin de senin gibi karta kaçmıştır. Bu nedir bu? Bununla kart. Ne olmuş? Yıldız'ın kıymetlisi mi kaçmış? Ha. Böyle Yıldız'ın esaretinden kurtulmuş, İsveç dağlarındaki o inekler gibi böyle çayıra yaylaya vermiş kendini. Kaçmış gitmiş. Bazı okuzlar o esaret için çok yalvardı bağ ama. Ha. Sen de 20 yıl yalvardın kendi kendine. Seninkinin yanında bizimkinin lafı mı olur? Ne oldu Yıldız? Kaçırmışlar mı, kendisi mi kaçmış? Hiç bilmiyorum vallahi Fadime. Belki de kıymetlimi kaçırıp kavurma yapan cani aramızdadır. He yo yo, kuzey eti ben verdim. Yani caniler aramızda değil. Ne? Ne yapıyorsun ya? Tadına bakarak mı anlayacaksın kıymetlinin olup olmadığını? Bunun benim kıymetlim olmasına imkan yok. Bu senin gibi sinire kaçmış, gaskatı olmuş. Yıldız, ayıp oluyor ama. Kuzey'e en değerli danalarımdan birini verdim. Bırak ya Ruhi. Yıldız benimle iletişime geçmek için türlü yollar arıyor işte. Sen niye hala geneli nimetten sayıyorsun? Ben asıl arkadaşlarımı görmeye geldim. Sen benimle iletişim kurmak için bahane arıyorsun. Canım öyle olsaydı ayı kapanının intikamını alırdım. Ama almayacağım. O ne demek be? Seni kin duyacak kadar bile önemsemiyorum. Umursamıyorum demek. Kesin öyledir. Korktuğumdan bir şey yapamıyorum demiyorsun da. Yıldızcığım, bu saatten sonra değil ayı kapanıyla avlamak. Kuyumu kazsan yine de umursamıyorum seni. Seni görmüyorum çünkü. Görmüyorum. Ne? Görmüyor mu? Görmüyorum. Ruhi, sen de gayipten sesler duyuyor musun? Bence şansımı fazla zorlama, tersi pis bileyim. Çok da umurumdaydı. Sen beni görmüyorsun şimdi öyle mi? Görmüyorum. Şimdi görüyor mu? Görmüyorum. Şimdi görüyor mu? Görmüyorum. Ben şimdi senin ula. Yeter ula. Ben sağa öyle bir şey yapacağım ki, kurtar beni diye gözümün içine bakıp bağ yalvaracağım, kılımı kıpırdatmayacağım. Hadi canım, hadi. Anca kurarsın tuzağını. Otur ya, ne ayakla? Bir şey yok buna, standart Yıldız Kuzey. Evet, bakalım. Ne ya? Turkish lokum ya. Ağızda dağılıydı değil mi? Aynı yumruk gibi. Benim yumruğum gibi. Vururum, ağızda dağılır. Seferim görüyor musun? Doktor sen afacanları saya saya bitiremedin. Hadi inşallah. Bak kız sana söz veriyorum var ya, o kadar çok çocuk yapacağım ki Ordu Spor altyapısını tekrardan vurup 1. lige çıkartacağım. Ay hadi inşallah. Hocam benim takım ne durumda? Efendim? Ya benim takım diyorum, sahalara çıkmaya hazır mı yani? Afacanların sayısında artış var mı? Ha anladım. Maalesef. Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama tablo bir öncekine göre daha kötü. Nasıl ya tablo? Sizin deyiminizle afacanlarınız daha da azalmış Sefer Bey. Bu gidişle benim takım daima kümede kalacak herhalde. Doktor Bey, acaba yanlış mı saydınız? Eksik saymış olmayasınız. Emin misiniz? Üzgünüm, durum bu. Sefer Bey'in sperm sayısı çok az. Bu durumda çocuk sahibi olmanız mümkün değil. Beni bırak. Ama bir tedavisi var değil mi? Elbette. Gerekli ilaçları ben size yazacağım. Sefer Bey, bugünden itibaren stresten uzak duracaksınız. Hiçbir şeye sinirlenmeyeceksiniz. Duydun değil mi doktoru? Sinir, stres yasak. Kendinize dikkat edeceksiniz. Ha bir de belli bir süre karı koca ilişkisine son vereceksiniz. Evet, boşanacağız mı ya? Bir tane şey diye, niye boşanılıyor şu an? Ya öyle değil, ben sana anlatacağım. Ben anladım. Ya haydi. Tamam doktor bey. Bununla ilgili gerekli ilaçları ben size yazıyorum. Bu ilaçları kullanıp daha sonra kontrole gelmenizi istiyoruz. Görüşürüz doktor bey. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Gel aşkım gel. Boşanacaksan şey... Anlatacağım ben sana. Gel aşkım gel. Gitme sen. Yok Ayfer, gitmem lazım. Buralar bana dar geliyor artık. Yani bileyim, bir bekleseydim, bir oturup konuşsaydınız en azından doktor beyle. Ayfer, adam içinde tuttuğu ne varsa bunca zamana kadar hepsini söyledi ya. Daha ne konuşacağız? Ya ne bileyim Pembe, belki vazgeçer, belki pişman olur. Adam beni sevmiyor, Ayfer sevmiyor. Bunu bana hem ağzıyla hem gözleriyle söyledi. Daha ne desin, ben anladım onu. Hadi hakkını helal et. Pembe Hanım. Eski halinize dönmüşsünüz. He, özüme döndüm. Orijinal saç renginiz size daha çok yakışıyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Seyahat nereye? Gözümün görmeyeceği, gönlümün dayanabileceği bir yere. Bilmece gibi konuştunuz. Peki dönüş ne zaman? Pembe temelli gidiyor doktor bey. Temelli mi? Niye ki? Hadi kalın sağlıcakla, görüşürüz. Gerçekten gitti. Tebrik ederim. Tamamen kurtuldunuz sonunda doktor bey. Ne oldu, pişman mı oldunuz yoksa? Ben çok ayıp ettim Ayfer. Pembe Hanım'ın kalbini kırdım. Günaydın doktor bey. Günaydın. Ah. Ey! Ey! Ne var ula? Ne gülüyorsun? Neye mi gülüyorum? Yap hadi numaranı yap. Ne yapacaksın? Bu bir tuzağa mı hazırladın? Böyle tırmık mı var yerde? Basacağım donk diye kafama mı vuracak? Ne olacak? Giyotin düzeneği mi hazırladın? Buradan gidersen mi giyotin kafama inecek? Bu taraftan gidersen mi giyotin inecek? Ne olacak? Aman! Hiç işim gücüm yok da seninle uğraşacağım. Aha! Anahtarın yine bağa kaçmış. Gel de onu al. Tamam. Başlama yine. Ver o anahtarı, ver. Veremem. Gelip kendin al. Uşağın mı var senin? Ha, yer miyim ben bu numaraları be? Geleceğim ben oradan. Tuzak var, ayı kapanı var. Pıp, gideceğiz değil mi? Öf! Ah! Seninle uğraşamayacağım, al. Sen kendini çok mu zeki zannediyorsun? Bir ayı aynı tuzağa bir kere daha düşmez. O yüzden böyle değil, böyle geleceğim. Dairesel hareketlerle. Bak. Dairesel. Böyle değil. Daire. Kurnaz tilki seni. Dairesel. Daire. Dairesel. Anladın mı? Daire. Daire. Ay ne oldu ulan? Ne oldu ayıcığım? Hani aynı tuzağa bir kere daha düşmezdin? Kaçma ulan. Gel buraya. Ulan. Buraya gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Aha bir değil, iki değil, 3 kere avladım ula seni. Aa çıtayı çok açtım ha, çıtayı çok yükselttim. Şimdi çok merak ediyorum, intikamını nasıl alacaksın acaba? Almayacağım ula, almayacağım. İstiyorsan evimin altına dinamit koy, patlat. Gene de almayacağım intikamımı. Alma, aa böyle de çok eğlenceli. Eğlenceli öyle mi? Yalnız bilmediğim bir şey var Yıldız. Sen benim için artık yok hükmündesin, anladın mı? Sefer, ölmüyorsun aşkım ya. Abartma istersen. Hadi, hadi kocacığım iç şunu. Hadi çocuğum muyum ben ya? İlacımı falan kendim içerim. O kadar da değil yani. Bırak. Hadi. Oh yarasın, şifa olsun. Oh, oh, oh. Oh, oh gitti. Oh. Nerede? Ne? Hiç öyle bakma Sefer Reis, tadilat dolayısıyla kapalıyız. İyi, o zaman tadilat süresince böyle parlak, kırmızı, böyle iç açıcı, böyle naylon çoraplar falan girmeyi yasaklıyorum Nadi. Normal pantol adam gibi gez yanımda o zaman. Ben de sana sinirli olmayı ve agresif olmayı yasaklıyorum Sefer Reis. Bundan sonra tam sinirlendiğinde birden 10'a kadar sayacağız. Nasıl ya? Nasıl nasıl ya? Birden 10'a kadar sayacaksın işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10'a geldiğinde rahatlamış olacaksın. Hadi benim sinirim 2000'e 3000'e kadar geçme. Saçmalama. Öyle şeylerle icat çıkarma bana. İtiraz yok, itiraz yok. Sen şimdi sefere çıkmayacağın bu bana ne zaman söyleyeceksin? Ne diyorsun sen Nahide ya? Saçmaladın gücü. Bağıma öyle bir şey diyebilir miyim? Ne diyeceğim bağıma? Adamın karşısına geçip benim çocuğum olmuyor, stresten uzak durmam için dinlemem lazım mı diyeceğim? Hayır. Ula kabahat bende derken ben utanmıyordum da sen bu bana doğru söylerken mi utanıyorsun? Onlar aynı şey değil. Herkes beni kısır bilirken bir senin için sakıncası yoktu değil mi? Diyemem Nahide bağım öyle bir şey. Israr etme demeyeceğim yani. Lan sen neyi kimden saklıyorsun lan? Hı? Ben yaptım da benim de. Benim. Sus. Orada mıydın ya sen? Yedi kat elmiyim lan ben. Hı? Madem böyle bir derdin vardı, neden bana gelmedin? Yani söyleyeceğim, utandım. Utandın ha? Utandım. Bak oğlum, seni benden daha iyi kimse anlayamaz. Bir zamanlar benim de çocuğum olmuyordu. Ne? Ne? Çocuğun... Ben hissettim, ben biliyordum, aklıma geldiydi benim ya. Yaşar Bey amca, ben evlatlık mıyım? Ben... Anam, deli deli konuşma lan. Bak oğlum, biz de annenle evlendiğimizde böyle bazı meselelerin, problemlerin vardı. Sonra tedavi oldum, iyileştim. Şimdi seni de tedavi edeceğim. Tedavi edeceğim derken? Ya baba, Allah aşkına bırakın. Ne yapıyorsun? Ben istemiyorum tedavi et. Baba lütfen. Bırak lan. Yavaş. Sakin ol, sakin ol. Heh. Baba Naide'yi niye gönderdiniz? Naide burada duruyordu. Naide! Naide! Ulan! Sefer Reis. Aldığım duyumlara göre Dayfa senin gemiyi terk etmiş ha? Oğlum bak konuşma, buradan çıkarsa ağzını burada atırım bak. Baba bak ne diyor bana? Ya vallahi ben bu işi hiç anlamadım ha. Dayfasız kaptan mı olurmuş hiç? Baba bak benimle dalga geçiyor bu. Baba önce hani gemiyi fareler terk ederdi? Abimin gemiyi önce Dayfası terk etmiş ha? Lan ne konuş? Hasta adamla dalga mı geçiyorsun hastayla? Mert'e sığar mı lan? Allah Allah ya. Benim olmayan hastalığım yüzümden bir çarmıha gelmediğin kalmıştı. Ne yapayım şimdi sana Sefer Reis? Ne yapayım? Bir ordu smackdown yapayım mı sana? Yapayım mı? Bırak sinirsini Emine. Tut ellerinden tut. Ya bırakın. Allah'ını sen. Lan? Kalp duyur ya. Ya baba bırak ya. Her zamanki numarası yemezler. Kalp. Bizi geberteyim seni. Şuradan bir kurtuluyum var ya. Senin ağzınla götürüp burnunu yer değiştireceğim seni. Baba lütfen bırakın. İstemiyorum Mete de alfa. 1, 2, 3 deyince tamam mı? Ne 3'ü ya? Ne oluyor lan? Hayatta söyle. 1. Dur. Kim çıkıyor ya? 2. Az dur. Haydi. Bıramıyorum. Ne oluyor ya? O ne lan? O ne ya? Korkma. Vakti zamanda büyüklerimiz babanı da böyle tedavi etmişlerdi. Ne demek o böyle? Ne yaptınız ya? Geçmiş olsun abi. Senin gemiyi limana demirlediler artık. İstesen de denizlere açılman çok zor, çok. Tokmak. Tokmak mı? Ne tokmağı ya? Tokmak. Merak etme, arada kalas var. Hem de yağlı kalas. Ya bırakın Allah kalas kazık aman. O nazik tenin incinmesin diye de kazağın üstünden vuruyor. Daha ne bak. Hadi. Hadi bismillah. Bahset vur. Bağır tut adını ucuna yok. Bahseteydi baba yapma. Kaburgalarla kurban olayım baba. Baba. Yapma baba böyle. İstemiyorum artık bırakın ya. İmdat. Ne var, ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Ziyan olmuş bir aşk hikayesine bakıyoruz. Çok yanlış yaptın Yıldız abla. Babamı tam böyle çekmişken uzaklaştırmak nedir ya? Sen hiç laftan sözden anlamaz mısın? Hani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindi. Hani biz Voltran'dık ya? Kız bir dakika, dur yavaş gelin. Ne diyorsunuz siz anlamıyorum ben. Biz sağ kadınlığını kullan dedikçe sen iyice kelle kesen kör Hasan'a bağladın. Asıp kesin Yıldız. Ne yapacaktım? Ettiklerinin yanına kar mı bırakacaktım? Sen öyle başına buyruk takıldığın için bizim bütün planlarımız alt üst oldu. Böyle mi geri kazanacağını düşünüyordun babama? Ya nasıl yapacaktım? Adam benim yüzüme bakmıyor, beni görmezden geliyor ya. Ay, ya sen çizgi film karakteri misin? Niye çukur kazıp babamı ayı gibi içine düşürüyorsun? Neden? Ayı kapanıyla avlamaya kaç puan peki? Ha? Ya Yıldız abla, siz Maşa'yla koca ayı mısınız? Kendinize gelin bir ya. Baban koca ya kurban olsun. O kocayı maşası için neler yapıyor? Sen de kocayını yaptı ama sen kıymet bilmedin. Yok tamam. Benden olmayacak ha. Anladım, benden olmayacak. Olacak. Eğer sen bizi dinlersen bak gör babam sana yeniden aşık olacak. İyi tamam. Haydi dinliyorum. Bak benim güzel bacım, ayı kapanla, çukurla avlamaya kalkarsan o ayı ölür. Emme ayıyı balına tavlarsan o ayı sen olur. Tavlamak in, avlamak out. Anladın? O ne demek kız? başından aşağı bal mı dökeceğim? Ya da öküzü arılara mı vurduracağım? Aman ya sen de. Hep şiddet, hep kaba kuvvet. Vallahi bezdim ha. Oradaki bal sen oluyorsun. Bak, küçücük kız bile anladı. Sen hala mel mel bakayım. Yıldızcığım, bir kadının en büyük silahı kendisidir. Ucundan bal damlayan dilidir. Anladın? Ay yok anlamadı. Yıldız ablacığım, tatlım, bebeğim. Diyoruz ki sana, azıcık cilve yap, cilve. Kız, ben o öküze cilve yapacağıma gider kendimi ayılar yem ederim daha iyi. Ay, Yıldız abla biraz bize güvensene. Ya ne olur babamın ruhuna azıcık dokunsan. Siz beni tanımıyor musunuz? Benim ağa dokunmaktan anladığım tek şey bu tokat ya. Ay, onu biliyoruz. Ama bizim seni tanımamıza gerek yok ki. Biz babamızı tanıyoruz. Sen şöyle iki bir cilve yap. Bak nasıl tereyağı gibi eriyor. Kız ben ne anlarım cilveden? Anlarsın, anlarsın. Sen yeter ki kendini bize bırak. Hadi yavaş benim kopuyor. Ah hocacığım ya, çok mu acıyor? Ah, çamaşır gibi dokmakladılar, nevresim takımı gibi buraya serdiler beni. Ne yapayım? Geldim oğlum, geldim. Bir sağ şifa getirdik. O ne ya? Et oğlum, et. Sağ kan yapacak, can yapacak. Derdinin dermanı olacak. Vallahi güzel koktu ha. Yavaş, yavaş, yavaş. Gel, gel. Vallahi acım yerim ha. Ye oğlum, ye. Ye de şifa olsun, kan olsun, can olsun. Ver ana ver. Oh, çok acım ya. Oo, afiyet olsun abi. Bakıyorum Tayfan uğruna hiç yapmayacağın şeylerden vazgeçmişsin. Şişt. Ya şu hayvana acık acımıyor mu ya? Acık acısaydın bari. Lan! Oğlum bak anangülün yanına beni delirtme yılık. Vallahi alırım aşağısını, para parça ederim buraya. Çık git lan buradan. Ya hadi hayvanın etini, budunu, kemiğini, ilini, neyini varsa yedin onu anladık. Anladık da... Ya şeyini nasıl yiyorsun ya? Şey ne lan? Ne şey ney? Ya o. Yok oğlum anasının kutusu. Ya Poyraz seni kızdırmak için öyle değil. Ana! Tek bir şey soracağım sana. Sor oğlum. Ana bu şu an baktığım hayvanın neresi? Arka tarafına bakıyorsun abi. Arka tarafına. Poyraz. Ne? Severim. Size sorma hocacığım. Sakin, relax. Sayalım. Ay. 1, 2, 3, 4, 5. Neyi sayıyoruz yok? Kaç tane ederi mi sayıyoruz? 5, 6, az daha ye, 7. Senin kalan dakikalarını sayıyorum. Lan! Gel lan! Gel lan buraya! Çık lan oradan! Köpek ya! Sakin ol kocacığım, sakin ol. Sakin. Ağzımın içini yıkayın bir şekilde, ağzımı silin, yıkayın bir şey yapın. Tazikli su sıkın ağzıma. Omuzlar dik. Göğüs dışarı. Garun içeri. Popo yukarı. Haydi bakalım marş marş. Ne? Böyle mi yürüyeceğim? Kız böyle yürünür mü ya? Yürünür. Haydi bakayım. Uy. Olmuyor. Ha bunlar sallanıyor kafamda. Dik yürü. Aha dur yürüdüm Allah'a. Olmuyor işte be. Kız sen ne beceriksizsin ya. Olmuyor ya. Dürttüler yanımı. Tamam. İncelikleri anladın sonuçta. Şimdi biz nezaket kurallarına geçelim. Ula öküz ne anlar nezaketten? Allah Allah ya. Sen babama bir çift güzel laf ettin mi? Nereden biliyorsun anlayıp anlamayacağını? Kız ben babanın önünde diz çöktüm ya. İlanı aşk ettim daha ne yapacağım? Ay onu herkes yapar. Önemli olan kibar olmak. Sen anca babama kök söktürüyorsun. Tabii istemez adam seni. Ne yapacağım? Ne yapacağım ağabeyin istemesi için? Yıldız, kayman bak. Erkekler kadınlığını kullanan kadınlara karşı katiyen gayetsuz kalamazlar. Her fırsatta yükünü hafifleteceksin. Sağ her geldiği işinde bırmak uçlarıyla koşup gideceksin. Anladın? Gel. Gel bakalım, gel. Kuzey mi o? Gel. Aha, geldi, sağ değil. Koş Yıldız. Gel baba, düz gel. Gel. Gel böyle. Oo, tamam. Tamam. Adam kamyonete geldi ya. Ben kamyonet miyim? Yıldız abla aslında şu an tam zamanı. Hadi sen git ve babama nasıl kibar olunur göster. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, böyle bir anda söyleyince ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağım? Gideceksin ve babama odunları taşımasında yardımcı olacaksın. Ve bu da babamın çok hoşuna gidecek. Ney? Az yesin de kendini abele tutsun. Ben onun odununu taşımam. Taşıyacaksın. Eğer babamın sana geri dönmesini istiyorsan taşıyacaksın. Taşımayacağım. Taşıyacaksın. Taşımayacağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok. İyi. Bu odunlar biraz ağıra benziyor. Böyle iki kişi zor olmayacak mı? Olmayacak. Hayırdır? Gene bak bana öyle bu bir tuzağı falan kurduysan söyleyeyim. Yemezler. Kafama gök taşı da düşürsen benden sana cevap yok. Ne tuzağı ola? Ah, ben sana yardıma geldim. Yıldız, kolay kolay yardım etmezsin sen bana. Hayırdır? Gene odunlarımı mı çalacaksın? Hırsız seni. Ulan düzgün konuş, çarparım şimdi ağzına ha. Sen bir değiştin ha, bir kafa gitti. Bir paranoyaklaştın sen. Her dakika senin yüzünden başıma bir şey geldiği için olabilir mi? Şuna. Yıldız, bana uzak, cehenneme... Tövbe estağfurullah. Yıldız hadi yürü git ya. Git. Gitmiyorum ula. Aha gitmiyorum. Odunları ben taşıyacağım, yardım edeceğim sağa. Ayrıca sağa yardım etme hakkımı elimden alamazsın. Sen kim oluyor ki benim hakkımı elimden almaya kalkıyorsun? Ya benim yardıma ihtiyacım yok. Çıldırtma beni. Ula sen benim odunlarımı taşıdığında ben sağa böyle mi davrandım? Sen odunlarını hiç taşımadın. Demek ki ben de sağa o yüzden böyle davranmamışım. Azıcık benim gibi kibar ol, nazik ol. Nezaketi senden mi öğreneceğim be? Yürü git, odunlarımı rahat bırak. Arkadaş yardım ediyor bana zaten. Kardeşim sen bırak ağa odunları, ben halledeceğim. Hayır kardeşim, bırakma. Yap işini, devam et. Sen bu kırmızı kafalıyı dinleme. Kardeşim, bırak diyeyim ha, o iş bende. Yıldız, yardıma ihtiyacım yok benim. Yeter ula. Sağ iyilik eden de kabahat. Al odunlarını, al kardeşlerini. Yıldız! Alacağım, al kocacığım. Ya Sefer'im bu soğukta yaylaya çıkıyoruz ama sen daha çok üşütmeyesin. Hadi ben burada kalırsam kafayı üşüteceğim ya. Anam bir yandan, babam bir yandan, o gılçık poyraz bir yandan. Usandım vallahi. Aman yok sen stres ve de sinir yapma. Sen nereye gitmek istiyorsan, kendine rahat olmak istiyorsan oraya gidelim. Ana! Bir yere mi gidiyorsunuz? Biz Sefer'imle yaylaya çıkmaya karar verdik. Birkaç gün kafa dinleyeceğiz. Ha, iyi. Anladım ben onu. Gidin tabii. Tabii. Ama gitmeden önce kurban olayım şundan bir kaşık yedi. Öyle git haydi. Ben bir daha oyuna gelmem. Sizin elinizden hiçbir şey yemem. Kim bilir hangi hayvanın neresini koydunuz onun içine? Yok oğlum yok. Tamamen organik. Kendi ellerimizle hazırladı. Ne var ki içinde? Aman canım ne olacak? Kuvvet arttırıcı baharatlar, otlar, bal, macun neyin koyduk? Bak oğlum, bu bazı da zamanında az yemediydi bunda. Hadi bir kaşık ye ne olur? Bize ne ya hadi. Zararsız diyorsunuz yani. Şifa kızım neydi şifa. Yok. Seferim. Hadi şöyle şirinlik falan yapma, bana öyle bakma yani. Hayatta ağzıma sürmem. Lütfen gidelim şuradan, çık. Ya bir kaşık yesen ne olur ki? Ne bir kaşığı ya? Yarım kaşık bile yemeyeyim. Dilimin ucunu bile yalayamam onu bile. Yürü hadi. Hatırım için. Yemem. Yaşama. Ne yapıyorsun? Hadi canım, benim hatırım için. Haydi yemem lütfen, hatırını falan karıştırma. Lütfen gidelim, bırak şu kavanozu. Tamam, ben düşünmüyorum. Peki, küçük naidecikleri... Smackdown yapan küçük Sefercikleri de mi düşünmüyor? Hadi benim kocam. Hadi benim aslan kocam. Hadi benim yiğit kocam. Of! Tamam ya. Bir kaşık yiyeceğim hadi. Bu ne oğlum, daş gibi? Kız, güzelmiş ha adam. Hadi bir kaşık daha yiyeyim. Ver bir kaşık daha ver. Sefer, ne oluyor ya? Ne oldu hocam? Ne oluyor ya? Salam. Şaka yapıyor ya, şaka yapıyor. Ya oğlum gidin yalan. Şaka değil mi? Sefer, ay. Sefer! Nefes alamıyorum. Sefer, ne koydunuz içine? Dana bağırtan koyduyduk. Ya Sefer'in ona alerjisi var, sen bilmiyor musun oğlumu? Sefer, hocam. Bilmiyorum ha. Öleyim lan. Ah Sefer. Odun. Yontulmamış odun. Okuz. Aferin Yıldız. Tebrik ederim. Bir çuval inciri berbat ettin bacım. Bak sana yemin ediyorum oradaki odunlar senden daha kibardı. Kız görmediniz mi bana nasıl davrandı? Yine mi suçlu ben oldum? Hiç üste çıkmaya çalışma Yıldız abla. Babamın üstüne odun yığarak mı sen kibar oluyorsun? Bundan sonra babamı anca rüyanda görürsün tatlış. Bitti değil mi? Ah, ben kim? Bal olup ayı tavlamak kim? Aha ne yapsam da yüzüme bakmıyor işte. Yıldız abla, o zaman sen de babamın asla kayıtsız kalamayacağı bir şey yapacaksın. Tabii ya. Babama öyle bir şey yapacağız ki ayaklarına kapanacak ve çok pişman olacak. Ama siz de pek seviyorsunuz gizli saklı konuşmayı. Kızım çatlatmasanıza insanı söyleyin ney? Şimdi Yıldız ablacığım sen de fark etmişsindir ki babam çok kıskanç bir adamdır. Yani evet kıskançlık benim babamın en büyük bug'ı. Var öyle değişik huyları. O yüzden eğer babam seni başka bir adamla görürse kıskançlıktan deliye döner. Oh hey babanızı kıskandıracağım diye elini herifiyle ne yapacağım? Sen hiç merak etme. Biz seni asla yalnız bırakmayız. Ay yemin ederim babam Hulk'a dönüşecek. Çok eğleneceğiz. Aferin kızlar. Siz bu işte ustasız. Siz nereden biliyorsunuz bu kadar şeyi? Çünkü babamızı tanıyoruz Yıldız abla. Unuttun mu? Biz Kuzey'in kızlarıyız. Eğer babamı kıskandırmayı başarırsan beklediğin kuzey rüzgarı tepende eser. İyi de nasıl olacak o iş? Aha yaylada değil erkek, erkek sinek bile yok. Nereden bulacağız adamı? Aa üzüldüğün şeye bak. Biz ithal ederiz bacım. Nereden ithal edeceksin acaba Fadik? Bu gardagışta yaylaya kuzeyden başka kim gelmeye can atar? Feride, şu gitarı ver bakayım canım. Al abla. Antonio Banderas yok mu? Senin eski gitar hocam. Nasıl dayanıklısa? Ama adamın kafasına gitarı kırdım. Gelir mi bir daha? Dünyanın öbür ucunda da olsa seni görmek için gelir. Antonio Banderas'a mı benziyor gerçekten? Hı hı. Yani biraz. Tamam. Ekstra yakışıklı olmasına gerek yok. Biliyorsunuz babamın kıskanması için nefes alması yeter. Kız Yıldız, aman diyeyim bu sefer çocuğun kafasında gitar kırma. Öf. Kız beni ne işlere bulaştırıyorsunuz ha? Kardeşim. Çok özledim sizi. Ben en çok senin pembe yanaklarını sıkmayı özledim. Gülücüklerini özledim. Ya. Pamuk gibi ellerini tutmayı özledim. Vay 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 vay. Pembe ana, hasta mı oldun sen? Niye gelmedin? Bir doktorun hastası oldum. O bana git dedikçe ben gel dedi zannettim. Derdime deva olacak sandım ama olmadı. Ama anladım ki sevdikçe sevildiğim tek yer sizin yanınızmış, biliyorsunuz mu? Sen ağlama. Yok, ağlamıyorum. Ama sizi gördüm ya. Mutluluktan öyle oldum. Ya hadi ben sizin hediyelerinizi vereyim ya. Ne duruyorsun? Al. Hadi ne? Ana, gerçekten yediniz, bitirdiniz beni ya. Yani ocağıma incir ağacı diktiniz. Helal olsun ana. Oğlum, ben sana bile bile hiç kötülük eder miyim? Ya ben ne ettimse senin iyiliğin için ettim. İyiliği için etmiş mi? Hocamı öldürüyordunuz. Nadide, sen hiç konuşma. Lütfen konuşma. Şırtanın başı sensin yani. Ne? Küçük küçük nadideler dedin, smackdown dedin. Beni gaza getirdin, yedirttin o şeyi bana. Ne alakası var severim ya? Ben ne bileyim ananın macun içine sen alerjin olan şeyi koyacağını. Hadi bağırmayın, daha kendime gelemedim. Doktorum daha. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun Sefer abi. Sağ ol kızım, hoş geldin. Nasıl oldun? Ya Poyraz alerji olmuşsun dedi ama iyi misin? Aa, sadece alerji mi? Abimin komple tayfaya alerjisi var Kamer'cim, tayfaya. Gemisinde bir tane bile tayfa istemiyor Kamer. Ne diyor oğlum sen? Bir şey demiyor, Sefer demiyor bir şey. Sen sakin ol. Sayıyoruz 1, 2, 3. Ha, bak şimdi tayfaları sayıyor. Ama yenge bence şöyle yapalım. Ya geriye doğru sayın. 10, 9, 8. Hani bir eksiliyorlar ya, biz de eksilenleri girmiş olalım. Oğlum bak seni gebertirim mi? Sen bu ne konuşuyorsun abi? Kötüyüm şu an zaten. Bunu alın götürün buradan. Sinirlenme Sefer'im, sinirlenme. Sayıyoruz 1, 2, 3. Sayma Naile, sayma şu an. Çok kötü oldum ya. Oyra sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Adamı daha da mı strese sokmaya çalışıyor? Ya Sefer abi üzülme. Tıp artık çok ilerledi. Her şeyin bir çaresi var. Sus kız! Tabii var, tabii. Ama bak ne diyeceğim, bizim Turgut Reis var ya, onların da bir tanıdığı varmış. Hani böyle bu durumdan şeylermiş ama bir türlü çocuklar olamamış abi. Turgut, ona da mı söyledin lan? Yani kahvede konuşurken duydum. Haydi kahve diyor. Ulan herkese mi anlattın? Ya anlatmak durumunda kaldım çünkü dedim artık abim etkisiz eleman. Hani sefere de çıkamayacak. Bundan böyle geminin kaptanı benim dedim. Hiç merak etmeyin dedim. Oğlum Poyraz seni var ya gemiye direkt diye dikerim bak. Bir şey demedi Sefer'im. Sakin. Hadi bakalım sayıyoruz. 1, 2... Hızlı say, hızlı. 8, 7, 6... Geriden say. Aa bak ne diyeceğim, bu etkisiz eleman toplamda 0 çarpmada 1 oluyor dedim. Ben yanlış hatırlamıyorum. Niye? Sakinleştin mi? Haydi ben artık etkisiz değil. Şu an yutan eleman. Biraz öyle oldun tabii. Yutan eleman oldu! Hadi lan bunu! Sakin ol! Tamam, biraz sakin. Aman abi sen hiç sıradan anlamıyorsun ha. Gel lan buraya, çarpın bacaklı. Ulan Poyraz seni var ya tek yüceli anlatacağı çevirmezsen bana da Sefer demesinler. Etkisiz eleman desinler, etkisiz. Sakin ol. Hadi sayıyoruz. 1. Sayıda su ayız almış. Bir şey olmaz. 2, 3, 4. Hadi geleceğim. 5. Sen de say. 5. Haydi hastanede çok gürültü yaptık. Atarlar hastanede. Hadi yürü. 6, 7. Evet. 8. Kapıyı kapatmışlar abi. O değil öndeki bizimki. Hadi. 9. 10. Rahatladın mı? Geçmedi bir daha. 1, 2, 3. Hadi kalk sen de kalk. Kalkayım. Aa, Duysun daha yüksek. Hadi ablacığım açsana. Duysunlar. Aç aç. Duysun duysun aç. Oy. Sesinden. Sefer, içeride şenlik var galiba. Ne şenliği ya? Allah, yavaş. Çok eğleniyoruz. Ana. Evet. Bu Yıldız'ın gitar hocası değil mi? He, yanındaki de bizim kemancı Nuri. Burnuma çok acayip entrika kokuları geliyor. Ha da burnumu tebrik ederim de ben burada biraz daha durursam benim burnumdan böyle buz sarkıtlar akacak. Böyle üşüdüm ya. Sefer bir dur ya. Şurada ağız tadıyla hazır buruma entrikayı izleyeyim ya. Yok ben duramayacağım. İçeri gireceğim. Bana bak. Sakın bak. Kemancı katili olurum bak. Sakın. Ya vurdum. Naidet. Naidet kime diyorum? Naidet. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Oh. Yıldız. Gel. Yok kız ben ne kalkacağım ha? Gel. Saçmalamayın ha siz oynayın haydi. Haydi hanıma bak ya. Bütün vidalar gevşemiş. Bir an önce sıkmak lazım o vidaları. Ah, bir gevşek de burada. Oo! Ulan yayla yanıyor. Şu Kuzey Efendi'nin hali bak. Bu da ateşin başında keyif yapıyor ya. Kuzey! Şişt! Bak lan! Lan Yıldız'ın evinde kıyamet kopuyor bütün... Kuzey! Oğlum kalk da şunlara bir el at. Dağıt şunları. Ulan kime diyorum? Kalk lan! 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 Oğlum bırak lan onu. Oğlum sen gerçekten yaramadı yıldızsızlık olan. Sen iyice deli gibi bir şey oldun ya. Oğlum bana bütün galaksiyi say ama yıldız deme. Bu nedir ya? Çocuk parkın burası. Ne zaman bitecek bu? Ya onu bırak. Bir tane Antonio Banderas gibi böyle bir gitar hocası var. Yıldız'ın özel gitar hocasıymış. Sen biliyor muydun onu? Haberin var mı? Yok. Umurumda da değil. Lan adam şov yapıyor, barnakları görünmüyor adamın. Öttürüyor adam orada. Bir şey demeyeceğim mi kalkıp? Demeyeceğim. Kimle ne yapıyorsa yapsın. Allah Allah. Kemancı var orada. Naide'nin kemana zaafı var. Benim gidip kemancıyı yok etmem lazım. Sen de otur ateşin başında burada. Çok da fifi. Bahsen bücür cadılara. Aferin yokluğumu aratmamışlar. Sözümü dinleyip derslerine iyi çalışmışlar. Göya bizim okuzu kıskandıracaktık ama göz ucuyla bile bakmadı. Bakmaz tabii. Ben olsam ben de bakmam. Adam senin gurur gürültüden mi kıskanacak? Muhumam gibi oturmuşum buraya. Ya ne yapacağım yenge? Kızlar gibi dans mı edeceğim? Şişt, o iş bende. Darsından ödün verme. Ben o kuşu kafesinden çıkarmasını çok iyi bilirim. Nasıl olacakmış o? Naideyim ben, naide. Görürsün. Abim. ki acaba duygusal bir müzik mi çalsanız? Daha öde canım karıcığım benim. Gel ben sana Akdeniz akşamdan çalarım hadi. Seferim bir dur ya. Ortama durup sıkma. Bu senin çok sevdiğin bir şarkı vardı. Resul Dündar'ın. Onu çalalım mı? Aa evet Yıldız abla çok güzel olur. Sen de söylersin değil mi? Ya, söylerim ama sözlerini hatırlamıyorum. Ya internete bakarsa sözlerine. İyi tamam. Ben de camı açayım da karşı taraf duysun. Tamam buldum. Buldum ha. Haydi. O zaman hadi Yıldız yaparsın. 3, 4. Gecenin bir vaktinde, yıldızların altında. Gecenin bir vaktinde, yıldızların altında. Oturup ağladın mı ayrılık saatinde? Oturup ağladın mı ayrılık saatinde? Oy. Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Sen bir damla yaş olsan, ben de bulut olurdum. Sen bir damla yaş olsan, ben de bulut olurdum. Düştün yapraklara, gelir seni bulurdum. Düştün yapraklara, gelir seni bulurdum oy. Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen hiç acı çekmedin mi? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Resimlere bakıp bakıp gözyaşını dökmedin mi yar? Bravo Yıldız abla. Bravo. Aa baba, gelsene sen de içeri. Yok kızım, ben keyfinizi bozmayayım şimdi. Vallahi o kadar güzel çalıyordunuz ki duyunca gelip tebrik etmek istedim. Elinize ağzınıza sağlık. Bu arada ben Kuzey. Merhabalar. Aykut ben de. Merhabalar. Babacığım bu yakışıklı abi Yıldız ablaya özel gitar dersi veriyor. Ama nasıl özel ya? Anlatamam, çok özel. Anladım. Çok güzel. Ben Yıldız'ı çocukluğundan beri tanırım. Çok iyi arkadaşımdır. Yani 10 parmağında 10 marifet vardır bacım. Gerçekten öyle. Çok yetenekli. Bundan sonra daha çok çalışıp aradaki açıyı kapatacağız. Tabii tabii, ne güzel. Araları fazla açmamak lazım. Bu arada ben daha fazla zamanınızı aldım. Üstad, tekrar söylüyorum, ağzınıza sağlık. Kemancı Bey sizin de. Bak babacığım. Baba nereye? Nereye ya? Kalsana. Gel. Gelseydin ya. Ben bir tuvalete gideceğim. Ne taraftaydı tuvaletimiz? Yukarıda. Bu gitti ya. Neydi bu şimdi, ben anlamadım. Ya normal şartlarda adamın kafasının kara gömmesi gerekiyordu. Hakikaten niye böyle oldu, anlamadım ki ben ya. Senin bir fikrin var mı? Ben anladım niye kıskanmadığını. Kuzey benden tamamen vazgeçmiş. Deme öyle boncuğum ya, deme öyle. Ben sana o gitarı yediririm lan! Yediririm o gitarı sana! Aykutmuş! Angutsun lan sen! Angut! Neymiş? Arayı kapatacaklarmış! Lan ben senin aranı bir kapatırım! Boğarım lan seni! Boğarım! 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 Lan seni! Boğarım! Boğarım! Boğarım. Boğarım lan seni. Hayırdır? Oduna mı gidiyorsunuz? He, oduna gidiyorum. İn lan aşağı. Bir dakika, bir dakika. Bak. Bir dakika, ne oluyor? Yıldız çok yetenekli, öyle mi? Evet. He. Bak, manyak. Ne yapıyorsun? Ben de adam dövmede çok yetenekliyimdir. Buraya gel. Adam mı? Buraya gel. Nereye gidiyorsun lan? Daha kütük kesecektik. Gel buraya gel. Şimdi Antonio'cum, bilmemiz gereken bir takım kurallar var. Ben söyleyeceğim, ardından sen tekrarlayacaksın. Anlaştık mı? Güzel. 1. Bu yaylaya bir daha adım atmayacağım. 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 2. Öyle ortamlarda antik kuntik romantik takılmayacağım. Takılmayacağım. 3. Ve en önemli kural, yıldıza gitar çalmayacağım asla. Yıldıza gitar çalmayacağım. Çalmayacağım. Tekrarla. Yıldıza gitar çalmayacağım. Bağır. Yıldıza gitar çalmayacağım. Bağır. Çok güzel. Bu arada Antonio Banderas'a hiç benzemiyor. O biraz daha şey. Yeni film çekmiş Almodovar'la. Fena değil, izle. Havalara bak. Yenge gel gel. Aa, şunların havalarına bak. Ama. Ay. Vuruldun mu? Hayır. Anam. Korktu bizim afacanlar. Afacanlar kim kız? Aman boş ver. İyi misin lan, bir şey oldu mu? Yok. Ha, emniyeti şey açıkmış emniyet. Lan abi gitmesek mi? Ne oldu, korkuyor musun? Yok lan, ondan demiyorum. Doktor dedi ki stresten uzak dur yani dedi. Şimdi orada avda streslenip böyle tümden afacanları kaçırmayın. Oğlum, insanlar ava stres atmaya gidiyor. Strese girmeye değil. Saçmalama, rahatlarsın ya. Ne konuşuyorlar acaba? Niye bileyim ben ya? Dudak okuyamıyorum ki. Kuzey, çok korkuyorum ya. Ya çocuğum olmazsa. Bak, bunu duymamış olayım. Sen en yakın zamanda buraya böyle futbol takımı gibi dizeceksin çocukları. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Hadi gidip biraz stres atalım. Erkeğiz ulan biz. Avcıyız. Toplayıcıyız. Adamık lan biz. Adamık tabii. Gidelim pampa. Yabanın kralı kimmiş gösterelim. Hadi. Yürü şöyle, aşağı tut da ucunu. Şimdi nereye gidiyor bunlar? Ava gidiyorlar. Nereye gidecekler? Ne avlayacaklarsa. Yıldız, bunların başına bir iş gelmesin kız. Aman ne gelecek yenge? Aha işte ayı doğal ortamına gidiyor. He, o ayıya belki bir şey olmaz ama benim seferim olur. O çok korkar böyle şeylerde. Kendi düşünecekti yenge. He, niye öyle diyorsun Yıldız ya? Abinin stresten uzak olması gerekiyor. Senin halaları olarak gelecekteki yavrularımız için onlara göz kulak olmanı lazım. Çıkar şu yani silahını. İyi tamam. Hadi üstümüze bir şey giyelim, gidelim. Ha. Tamam, tamam. Ördek mi lan o? Aldık mı lan? Oğlum burada ördeğin ne işi var? Ördek dediğin göl kenarında olur. Göl kenarım burası. Boş konuşma lan. Hayret bir şey. Benim hayatım buralarda geçti yani. Avcumun içi gibi bilirim. Burası ördek yatağı. Boş sıkıyorsun gene. Gerçi sen alışıksın boş sıkmaya. Sen bayrak mı çarpıyorsun lan ha? Sağ yazıklar olsun be Kuzey. Senin kardeşin şurada panda gibi olmuş. Nesli tükenmeye yüz tutmuş. Senin ettiğin şu lafa bak şu arada. Kardeşim sen niye üstüne alındın? Niye ciddiye aldın? Şaka yapıyorum ben ya. Bak pandalar için dünya ayaklandı. Gerekirse biz de senin için ayaklanırız. Seferler tükenmesin. Sen geç dalgalı. Bu öyle bir dert ki Allah kimsenin başına vermesin yani. Düşmanıma vermesin inşallah. Amin amin. Ben sana güveniyorum oğlum. Sana güvenim tam. Adamsın sen. Şşş. Oğlum bura bildiğin ördek yatağı. Bunlar nerede? Uyuyor mu? Ne yapıyor? Ördek mi lan o? Nerede lan? Aldık mı lan? Aldık mı? Yok. Gene boş sıktın. Oğlum bu... Tıkalı falan mı bu? Niye bu? Nasıl boş sıkıyorum ya? Tövbe tövbe ya. Yok oğlum böyle olmayacak ya. Biz ördeklerin peşinden gitmeyek. Onlar bize gelsin. Nasıl olacak o? Cahil ya. Düdüğüm var oğlum. Nerede o? Ördek düdüğü. Bununla mı gelecek ördekler? He. Normalde ağzımla ördek taklidi yapamıyorum. Sadece geyik yapabiliyorum. Yap bakayım. Geyik. Geyik yok. Ben hayatımda bu kadar gerzek bir geyik görmedim. Hassas, kıskanç. Ağzında hiçbir şey, sesini çıkaramıyorsun. Allah yetenek vermiş işte. Sen kesin abim. Ne abisi kız? Ördek sesi bu. Abim işte. Nereden anladın Yıldız? Ötüşünden mi? Ötüşünden. Aha avcı düdüğü bu. Avcılar hile için kullanır. Abim de hileyi sevdiğinden kesin abim. O zaman izleri takip edelim. Hangi izi yenge? Aha at izi itizine karışmış ya. İtizi derken Yıldız? Aha kurtları diyorum. Ortalık kurt kaynıyor. En iyisi onları korkutalım, kaçmalarını sağlayalım. Vallahi benim seferim hiçbir şeyden korkmaz. Diyeceğim ama maalesef her şeyden korkar. Yenge, abim en çok kurttan korkar. Aha kurtun ulumasını duysun 1 kilometre öteden bile kaçar. Vallahi mi kız? Abi sürü hikaye anlatıyor diyor. Yok kurtla karşılaşmış, göz göze gelmiş de kurt ondan korkmuş da gelsin geriye kaçmış da falan da pişman da. Kesin öyledir ha. Ne yapacağız şimdi? Kurt mu bulacağız? Yok, kurt bulmayacağız. Biz de onlar gibi taklit edeceğiz. Kurt gibi uluyacağız. Ne oldu kız? Yıldız, senin kurt bunamış herhalde. Bak bak kurt dediğin böyle olur. Hey. Yenge, sen dolunayda da gıllanıyorsun mu? Kurt gibi karıyım he. Her şey yapabilirim. Başın bu da dişi kurt. Yenge, kurtlar sana karşılık mı verdi? Galiba baba ilanı aşk ediyorlar. Yenge, sen sakın bir daha olma. Bak kurtları başımıza toplayacaksın ha. Tamam. Kız neredesin? Aşkına karşılık veriyorum. Kurt da olsa aşkına karşılık almalı yani. Kurt. Vallahi kurt. Ne kurtu lan? Kurtlar. Vakkada çaldın ördek düdüğünü. Ördek diye gelip yiyecekler bizi şimdi. Yedirmem. Vallahi da yedirmem. Yedirmem. Ulan hala sesler geliyor. Ver lan o tüfeği ver. Onu bana ver. Tut şunu. Gelmeyin lan. Rahatladın mı? Sustular. Rahatladım vallahi oh. Rahatlarsın tabii. Bütün mermiyi, fişeği, her şeyi sıktın. Hadi başımıza bir şey gelecek. Yürü eve gidelim. Yürü lan tırsak. Hadi. O ne lan? Ayı gibi ne o? Ayı. Vallahi ayı. Hakikat ayı. Sefer ay şey... Kuzey, mermi ver. Yok. Fişek ver. Yok. Oğlum bir şey ver, el bombası, manata, kokteyl, sapan, taş bir şey ver lan. Bedavamış gibi sıktın ya havaya, hiçbir şeyimiz yok. Keşke kurt geleydi. Gözüne bakma, gözüne baktığını anlarsa mahvolur, bakma. Anlarsa mahvoluruz. Ben bir şansımı deneyeceğim. Erkeksi cazibemden etkilenir belki. Belki dişidir. Ne yapmışsın sen? Neymiş? Neymiş? Erkek. Kaç. Salak mısın? Kaç olur mu? Anında yakalar bizi. Ben hepsini izledim bunların belgeselerini. Koşanı direkt yakalıyorlar. Hars diye alıyorlar. Hars diye yutuyorlar. 2,5 metreler anında yutar bizi. Bakın kaç. Ne yapacağız peki? Kandıracağız. Ölü taklidi yapacağız. Bunlar asil hayvanlardır. Ölü eti asla yemezler yani. Ben gördüm. Ölüyü görünce böyle bakıp gidiyorlar. İyi hadi. Nasıl? Oldu. Ya asil değilse, şerefsizin önde giden ise... Ölümüzü, dirinizi, her gün birinizi deyip hars diye kafamızı koparırsa kaç. Kaçma lütfen. Kaçma. Gerçekten yakala. Kuzey. Kaçma. Bırakma burada. Pampa. Kaçmamız lazım. En azından benim. Kendimi feda edeceğim senin için. Ben kaçtım Pampa. Ulan hani kaçarak kovalıyordunuz, nasıl ayısın sen? Hakikaten asil masil değilsin sen, gerçekten şerefsiz oldu, şerefsizsin lan. Kaçtı işte adam, kovalasana. Hiç ölmek istemiyorum ben. Ulan anlamıyor mu acaba kalktın? Ayağımı yerse saatlerce bir dizi izlemek zorunda kalırım. Bir şeyden daha ilerleyelim. Ayağımı yeme, ayağımı yeme. Buraya ye, gel buraya ye. Gel buraya ye, gel buraya ye. Burayı. Sen ayağımı yere. Buraya. O ne lan? Üfte! İşeme lan üstüme! Bırak lan ayağımı! Bırak ayağımı! İmdat! Anam kocam! Koş! Koş! Taş yok mu? Kaç oradan! Kaç! Sefer! Canım hocam, iyi misin? Nadi, öldüm mü, cennette mi? Yok, yok, ölmedim. Biz seni kurtardık. Şey diyeceğim, Nadi, nerem yemiş bir bakayım, nerem yok. Hayır, her yeri sapasağlam, hiçbir şey yok. Tek kocasın. Bakayım mı? Bak, bak, bak. Canım hocam. Abi? Aman, aman canım kocam ya, canım kocam. İyi misin? Bak iyi değilsin, ben seni sırtımda taşırım. Hadi saçmalama, bir şeyim yok. Ayıyla boğuştum yani, ne olacak? İyisin değil mi? İyi. Bu ne lan? Ne o ya? Artık mı işedin? Hadi saçma sapan konuşma, ben niye işeyeceğim? Ayı işedi korkudan. Kesin öyledir. Ama kız, ben ayıyla boğuşurken hanginiz kaçırdı ayıyı? Yıldız. Eğer bir daha ben bir ayıyla boğuşurken falan öyle araya girersen vallahi fena olur. Ayıp ya. Bir daha karışmayın, arama girmeyin ben boğuşurken ayıyla falan. Ayıp ya. Tamam. Geldi. Ne oldu Pampa? Kovalamadı senin ayı. Asil değil miymiş, şerefsiz miymiş? Konuşma lan, sahtekar korkak. Sen gittin ben ayıyla tek başıma boğuştum orada. Yalancı, korkak. Ben gidiyorum eve. Oyalanma buralarda, gel sen hadi. Yürü hadi. Tamam canım. Hey! Sen bir baksana bana. Ne var? Sen biraz önce abimi bırakıp kaçtın mı? Ha kaçtım, ne olacak? Kaçarsın tabii. Senden de bu beklenirdi. Galıp da ayıyla dövüşecek halin yoktu herhalde. Nerede sende o yürek? Ayı abini bırakıp beni kovalasın diye kaçtım. Kesin öyledir. İster inan, ister inanma. Umurumda bile değil. Kuzey! Ne var sanki bir kere benimle adam gibi konuşsan? Ha? Bir kere de benim için uğraşsan ne olurdu? Ben senin için çok uğraştım. Sonuç sefer. Ya bir insanı bu kadar mı yok sayar? Bu kadar mı görmezden gelir? Beni umursaman için daha ne yapmam lazım? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Sen benden daha inatçıymışsın. Ne olurdu eski Kuzey gibi olsan? Hangi eski Kuzey Yıldızcığım? Yakın geçmişteki mi yoksa uzak geçmişteki mi? Gerçi artık ikisi de imkansız. Sen bile isteye, kendi ellerinle beni kaybettin, anladın mı? Yeter ula, yeter! Ne yaptım ben sana, ne yaptım? Yalan mı söyledim? Aldattın mı? Yürüsü mü bıraktın, ne yaptım? Yıldız! İyi ki bir laf ettim. Doğduğuma pişman ettin beni. Affedeceksin ula, affedeceksin, affet, affet! Af maf yok, affetmiyorum! Affedeceksin! Affetmeyeceğim! Edeceksin! Etmeyeceğim ula! Edeceksin ula, edeceksin! Aa! Kuzey! Kuzey! İyi misin? İyiyim. Sen? Ben şey değilim. İyi. Kalk üstüm ben o zaman. Kalkmayacağım. Sen beni affedene kadar böyle üzerine karabasan gibi çökeceğim. Affettin mi? Affetmeyeceğim Yıldız. Bir kere öpsem? Yok. Tamam. O zaman sen öp. Affetmeyeceğim dedim Yıldız.